7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Zuhal Topal'la Sofradan'ın çekimlerinde ekibimiz ve yarışmacılarımız Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı COVID-19 tedbirlerine uygun hareket etmektedir. Programımızda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilmekte, pandemi süreci boyunca COVID-19 testleriyle sağlık durumları sürekli gözlenen Zuhal Topal'la Sofrada ekibi ve yarışmacıları, koronavirüs tedbirlerine titizlikle uymaya devam etmektedir. Evimizin her noktası özel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Kayınvalidemle beraber yaşıyoruz. Sebep? Ben istemedim. Neyi? Ayrı evde yaşamayı, birlikte yaşayalım. Sen şimdi yaşayalım. Doğru mu anladın? Sen 19 yıldır kayınvalidenle mi? Evet. Otoriterdir, bir şeyime karışmaz. Otoriterdir ama karışmaz. Evet. Hiç mi karışmadı? Hiç karışmaz. 19 yılda. Aynen. Ama vallahi inanma. Tükürdüğüm tükürüğü yalamam. Evet, hoş olmasa gerek. Çay ocağım var, çay marketim var. Şu an aktif olarak hayatta. Aktif olarak kömür ticareti, onları yapıyorum. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmayacağının kanıtı. Sana var mı? Bak sana yok. Aa, mikser. Bak bir gevreklik geldi buna. Ay yavrum. Evet, mideler nasıl? Kötü. Yeni sızlanman lazım. Ben yapsam daha çabuk yaparım. İşte o çabuk yaparım demekle olmuyor burada. Yapacağımı biliyor da. Yani o evdeki durumdan buradaki durum daha bir farklı. Ne yapayım? Bu kadar sürenin içinde bu kadar. Gülüm ne yapıyorsun? Etrafımıza fırfır dönüyorsun. Parmaklar kesilmiş, eller yanılmış. Allah'ım gelin kaynana yaralı yaralı gidiyorlar eve. Üzerini değiştirmek istiyor musun Nihiliz? Hayır. Nasıl hayır? Çok acımasızlar. Çok. Gökma teyze yaşadın, Nigiri geliyor sana. Çok üzgünüm. 46 yaşındayım ben. Ben de 46. Nasıl benden küçük oluyor? Ne bileyim, ben seni büyük gördüm. Hani cebim yok mu? Gel cebime gir. Soğan doğramı, bir soğanı maydanoz koymuş önümüze getirmiş. Ben korkudan yiyemiyorum çünkü boğazımda kalır diye. Boğazında sorun vardır ondan. Zaten içeride benim için tavan yaptı sinirim. Dur ya dur. Daha makarnanın orada şeyini koyacağım. Bu ne ya? Siz buraya geldi. Biraz seri ol dedim sadece. Bence gelini deniştirin. 2,5 saatte ben bunları parmağımda oynatırım ya. Zaten masadan gittim ben. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Getir bakalım. Bir tadına bakıp geçeriz. Baş... Gitti puanlar, gitti. Felaket, felaket. Hanımlar beyler, Zuhal Topal'la Sofradan'ın 3. günü başlıyor. Bugün 10 parmağında 10 marifet olan kayınvalidemiz Ayten Hanım ve 19 yıllık gelini Yeliz'le lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi evimize gidiyor, ailemizi daha yakından tanıyoruz. Benim adım Yeliz Karademir. 19 yıllık evliyim. Bir tane oğlum var. 44 yaşındayım. Zonguldak'tan geldik. Ayten Karademir. 64 yaşındayım. İş kadınıyım. Zonguldak'tan geldim. Gelinim istedi yarışmaya katılmayı. Ben kıramadım. Ama işte ben yapabilir miyim, yapamam mı diye bir düşündüm. Mutfaktan çıkmaz zaten. Sabahtan akşama kadar mutfaktadır. Mesela poğaça yaparım. Ondan sonra pasta çeşitlerim var, kurabiye çeşitlerim var. Yani anlatmaya kalksam bitmez. Akşam yemekten sonra çayın yanına mutlaka bir şeyler yapar. Pasta, börek yapar. Ondan böyle kiloları aldık biz. Ben onun işine karışmıyorum. O benim gibi zaten karışamaz da. Otoriterim. Ben yıllardır maden ocağı çalıştım. 40 tane işçiyle yerin altına giriyordum, çalışıyordum. Kızım sen benden korkuyorsun. Hayır, biraz heyecandan herhalde.
Ondan. Bana kimse baskı kuramaz. Kocam da kuramaz. Evet, kocamdan önce ilk önce annemden alırım izni. Dışişleri bana ait olduğu için o da evde. Geldiğim zaman yemeğimi önüme koyulur, çayımı önüme gelir. Ben daha ne yapayım yani? Aynen. Kaz gelen yerde tavuk esir gelmez. 15 bin inşallah gelinim alır. İnşallah. Haftanın ortasından herkese merhabalar efendim. Koltuğumuza şöyle bir bakıyorum. Dalten Hanım'ı ve gelini Yeliz'i görüyorum. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Ben de ne güzel yeşil yeşil olmuşuz. Tabii ki bir Yeliz'i tanıyacağız. Yeliz, bana anlat, kaç yıllık evsin, nerede yaşıyorsun, kimle yaşıyorsun? Ben 19 yıllık evliyim. Oo, 19. Evet. Maşallah. Zonguldak'ta yaşıyorum. Biz Zonguldak'a da selamlarımızı yollayalım. Orada arkadaşlarımız da var. Sevgili Rasim. Sevgiler, selamlar. İlişimin üniversiteden arkadaşı. Kayınvalidemle beraber yaşıyoruz. Sebep? Ben istemedim. Neyi? Ayrı evde yaşamayı, birlikte yaşayalım. Sen şimdi Yeliz, doğru mu anladın? Sen 19 yıldır kayınvalidenle mi? Evet. Gittim. Neden? Nasıl? Niye? Ne oldu? Nasıl oldu? Nasıl yani? Ben dedim ki benim bir oğlum var. Ah! Ayrı duramazsın, beni duracaksın. Tek oğlunuz mu? Bir oğlum var. Kızınız? 3 kızım var. Aa! Ellerinden öper. Oğlunuz kıymetli herhalde. Evet, kızlarım gurbette. Aa, nerede kızlar? Biri İzmir Foça'da, biri Merzifon'da, biri Karabük'te. Peki, ne yani şimdi tabii 19 yıl çok uzun bir süre takdir edersin. Kaç çocuğun var? Bir tane oğlum var. Allah bağışlasın. Kaç yaşında? 16 yaşında. Maşallah, ergenlik çağında. Evet, aynen öyle. Lisekiye gidiyor. Evet, onu bilahare bir konuşalım. Nasıl geçiyor Blue Çağ abi? Hem o yaşta arkadaşları için hem de öyle aileler için bir bize birazcık şey ver, değil mi? Tüyolar ver, ne yapıyor? Bir erkek çocuğunun 16 yaşı nasıl geçiyor birazdan? Evli bilgisayar başında geçiyor. Ha. Aynen öyle. Ha. Şimdi evim dibleks olduğu için bu yukarıda olup aşağıda benim yakalık. Ben de onun için oraya getireceğim lafı. Şimdi aynı evin içinde ergen çağında bir genç. Hep dibleks'te oturduk. Arkadaşları gelmek ister, ne bileyim kendine vakit ayırmak. Dibleks. Evet. Ha, öyle bir rahatlık yok, var. Yok, bu yukarıda kalıyor. Torun benden aşağıda. Onun odası aşağı. Yukarıda da odası var. Altta da odası var. Nereye isterse oraya takılıyor. Ama altta benimle beraber duruyor. Eşiniz hayatta mı? Evet, hayatta. Maşallah, aynı evdesiniz. Aynı evdeyiz. Allah uzun ömürler versin. Herkes, ben dahil, sabah çıkarız, akşam geliriz. Siz nereye gidiyorsunuz? Ben iş kadınıyım canım. Ha, evet, bu arada tabii oraya da geleceğiz birazdan ama yani nasıl geçti 19 yıl? Çok mu iyi kayınvalide? Sen mi çok uyumlu bir insansın? Kolay değil 19 yıl, dublekste olsa aynı evdesiniz yani. Yani kayınvalidem çok iyidir. Ha. Bir şeye mi, otoriterdir, bir şeye mi karışmaz. Otoriterdir ama karışmaz. Evet. Hiç mi karışmadı? Hiç karışmaz. 19 yılda. Evet. Allah'a inanma. Herkes de şaşırıyor zaten. Senin gibi bir kadın kaynanalık yapmıyor diyorlar. Hayret bir şey. Ha, iş kadını dediğim tabii. Dediktir yani benim. Hmm. İş kadınıyım ama böyle tükürdüğüm tükürüğü yalamam. Evet, hoş olmasa gerek. Peki nelere kızar evin içi? Hiçbirisine insanın canı hepimizin sinirlendiği bir şeyler oluyor hayatta yani. Bu ana kadar bana hiçbir şey kızdığını görmedim. Sana değil, genel olarak evde. Düzensizliğe mi karşıdır? Erkekler sabah erken kalkar işe gider. Evet. Marketim var benim bu arada. Şeyde, Zonguldak'ta. Devrek'te, Zonguldak'ta devre geçeceğiz. Marketim var, çay ocağım var, kömür ticareti yapıyorum. Maşallah, maşallah. Bir alkış alalım artık. Teşekkür ediyorum. Türk halk müziği. Türkiye'yi çok severim. Dur birazdan bir kuplesi müpli alırız sizden. Çok hafif, çok hafif. Şu an boğaz ödemim var kötü ama yine de vuruldum. Bir de sade sanatçıları gibi. Şu an ödemim. Nodülüm ağzı. Yok gerçekten. Rahatsızım. Boğaz ama ödemim. Mutlaka mırıldanırım, merak etme. Mırıldanacağız canım. Zaten burada orkestra getirirse konser verdirecek evet. Halimiz yok. Peki sen biraz bana böyle bir sessiz, sakin. Zaten hani kendi halinde bir insan gibi geldin değil mi? Yanılmıyorum. Aynen. Mutfağa girer, sabah kalkar. Ne diyorsun? Mutfağa girer, çıkmaz. Televizyon oradadır, her şey oradadır. Bütün dünya mutfakta. Mutfağa koyacaksın, artık bunu bırakıvereceksin. Ben, aynen öyle. Ben dış işleri, o iç işleri. Ha, giderim evet, tabii işlerle falan ilgileniyorum. Kendi özel şeylerim var.
Sen şey yapmaz mısın? Hiç çalışmadın mı yani? Yok mudur bir hobilerin, bir şeyin ya da ne bileyim? Çalışmadım ama eşime bir katkıda bulundum yani. Çocuklar okula gittiği zaman eşime poğaça yaptım. Yok, çay ocağına. Çay ocağına. Poğaça falan yaptığı zaman poğaça yapıyordum. Anladım, süper. Güzel güzel. Senin anladığım kadarıyla mutfakla aran çok iyi. Evet, çok iyi. Aynen. Tamam, güzel. Bizim program için büyük avantaj o zaman Yeliz. Pasta peki. Böreği çok sever. Efendim? Pasta börek evet. Yapmayı çok sever yemeğin var arkasında. Var mı acaba menüde? Var mı? Var mı? Var mı? Sadece çilek pudikli pastam var. Sadece. Ne? Dur, baştan başla. Dur. Aha, güzel haberi aldık erkenden. Pasta geliyor. Evet, maaşlı kız evinde. Menüye bir çorbadan başlayarak sayabilir misin Yeliz? Etli düğün çorban var. Güzel. Güzel başlangıç. Devriğin düğünlerinde yapılan meşhur etli, bir metli, güzel, etli ve tavuklu çorba yaparlar. Hmm, evet, evet. İşte ara öğün. Ara yemeğimiz. Sushi. Neyli sushi yapacağım? California Royal ve California Royal. California Roll yapacaksın. Aa, en sevdiğim. Favori sushi'mi yapıyor. Evet. Ondan sonra işte somon. Balığı, nigiri. Nigiri de mi? İki çeşit yapacaksın. Evet, iki çeşit. Oo, nigiri de biliyorsunuz pirinci altta, balığı üstte olan bir sushi çeşididir. Yosuna sarılmaz. Bir tane maki tarzı yapıyor zaten. California roll tarzı daha doğrusu yapıyor. Yanında da nigiri. Vallahi ilk defa ikinci çeşit sushi yiyeceğiz bu hafta. İnşallah. Bence bir güzel artı bir o puan da ilk defa için. Yapacak. İnşallah i̇lk güzel yapacağım. İlk yapacağım. Evet, evet, hadi bakalım, biz de bir ilki yaşayacaksın. Ne vardı evet. Sushi'nin yanında başka? Başka ev yapımı kuru yufkamdan kıymalı böreğim var. Tava böreğim var. Kıymalı börek yapacaksın. Evet. Tamam. Başka? Bir de yanında soğan salatam var. Bir de soğan salatası var. Ana yemek? Ana yemeğimde limon soslu tavuk şişim var. Güzel. Erişte keşli. Cevizli erişteli makarnam var. Vallahi şimdi tatlı ekşi tavuklar ya da tavuk yemekleri tercih edilir Uzak Doğu mutfağında. Ve yanına da noodle mesela yenir. Sen de bir erişte yapacaksın. Hafif evet. Ona bir benzerlik var. Keşli de çok güzel olur ha. Çok severim. Salata? Salata, mevsim salatam var. Güzel. Bir de tavuğun yanında fırında patatesim var. Ha, bir de patates var. Evet. Olur olur. Zengin bir ana yemek tabağı. Fırına sürecek poşetli. Sür. Baharatlı fırına sürecek. Sofraya ver, her giysinler. Evet, pasta diyordun, tatlı. Çilek pudingli de pastam var. Çilek pudingli pasta. Evet. Galeta unuyla yapılıyor. Unla değil de galeta unuyla. Hayır, galeta değil. Buğday nişastasıyla yapılan bir şey. Buğday nişastası. Evet. Bu da bir ilk olacak. Bakalım, harika bir menü bence şey olarak. Çok hafif oluyor böyle. Hani çok da şey değil, tatlı bir menü değil yani. Anladım. Çok istiyorsun. Anladım. Bakalım, dün çünkü uyumsuzluktan biraz puanlar gitti. Konuşacağız bunların hepsini mutfakta ama önce sen bir markete gideceksin, alışverişini yapıp geleceksin sevgili tamam. Yeliz. Hadi bakalım, kolay gelsin sana. Sağ olun. Görüşmek üzere tatlım. Görüşmek üzere. Ben menüyü karışık buldum. Çünkü bazı şeyler fazla, ekstralar konmuş, hiç olmasa daha iyi olurdu. Mesela erişte olmaması lazımdı. Patates koymuş zaten. Pudingli pasta çok kolay. Hele de pudingini hazır alırsa. Pudingli pastayı pek beğenmedim. Yemekten sonra pasta olmaz. Bir tatlı olur ama pasta olur mu olmaz mı olmaz. Etli düğün çorbası bizim yöremize ait, o da olur. Tavuk şiş de her zaman güzel olursa onu da beğenirim. Erişte yani, eğer burada erişteyi yaparsa eriştenin işi zor. Hazır olursa onu da sıcak suya batıracaksın, çıkarıp şekerini katıp getireceksin. Soğan salatasını her yemekte değil de böyle balığın yanında filan. Limon soslu. Tavuk ne ya? Tavuk da limon mu olur? Erişte de basit, çok basit yani. Benim eşim bile yapıyor onu. Yandı tutuştu onlar. Menüyü çok hafif buldum çünkü benim menümün yanında. Hafif, yani zor bir şey yok, görmedim. Tavuk, evet, sosla fırına. Onlar çiğ köfteyi görünce pişman olacaklar. Haksızlık yaptığını görecekler. O zaman da ne yapacağız, iş işten geçti. Kafe mi işletiyorum dediniz? Çay ocağım var, çay marketim var. Şu an aktif olarak hayatta? Aktif olarak kömür ticareti, onları yapıyorum. Ama bu 2011'e kadar maden ocağı işletiyordum. Bravo. Böyle 40 tane işçim vardı. Her gün onlarla 3 var diye yerin altına görüyordum. 600-700 metre gidiyordum. Galerilere iniyordunuz. İniyordum tabii. Vinç var böyle. Bazen vince biniyordum vagona. Yalla aşağıya. Var mıdır resimleriniz falan izleyicilerimize paylaşabileceğimiz? Video var. Ah tamam. Onu bir zahmet arkadaşlar. Bir dışarıda videom var. Onu iletmek isteriz. İşçilerle bir sohbetim var. Yeliz nereye? Hadi mikser, koşa koşa markete gidelim. Şu an imkanlar olsa yine yaparım yani. Bu yaşımda yine yaparım ben o işi. Değil mi? Çok zevkli, güzel bir şey. Zevkli diyorsun. Kimsenin zor bir iştir. Zor ama çok ben zor. Severek yaptığım için bir de gelenek böyle büyüklerimiz, babam falan da kümürle uğraşırdı zamanında. Madenciler de herhalde. Yeliz
Heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım. Eldiven alayım. Eldiven poşetini mi kopardın? Kopardım vallahi. Çok sıkışı koymuşlar. Gözlerin nerede? Göremiyorum. Gözlerim burada. Yeriz. Kayınvaliden gerçekten otoriter mi? Otoriterdir kendisi. Ama iki gündür masada hiç belli etmedi. O belli etmez. Konuştuğumunca da tam konuşuyor. Kayınvaliden dün neden 6 puan verdi? Bilmiyorum artık ne düşündüyse. Sence ne düşünmüştür? Bilmiyorum, hakkınca verdi demek ki diyorum ben. Hani lezzetini beğendiğinden vermiştir. Yoksa sen... Anneciğim, benim günümden önce yüksek puan ver mi dedin? Yani dedim. Ne dedin tam olarak? Yani sen sessiz kal ama işte onlar ona göre sana değerlendirme yaparlar yani. Şimdi ne alacaksın? Şimdi patates, soğan. Listem neredeydi ya? Eyvah! Liste nerede? Listem burada. Şimdi marul alacağız. Hala buradan alacağın şeyler var. Limonum var. Başka bir şey daha var. Limon. Söylerim ne olduğunu ama bana da yemeklerden verirsen olur mu? Olur. Neler yapacağını hatırlıyor musun? Etli düğün çorbam var. Tatlı ne yapacaksın? Çilek pudiklı pastam var. O zaman çileğe de ihtiyacın vardır. Aynen öyle. Hadi bakalım, al hadi al. Teşekkürler. Türk Halk Müziği Korosu'ndayım, yöresel bizim devriğimizin. Devam mı şu an? Şu an bir senedir pandemiden doğru durduk, bekliyoruz. Benim annem de gidiyordu. Ay ne güzeldi. Yönetimindeyim hem. Ne kadar aktif, faal bir hanımefendi. Ben gurur duyuyorum böyle hanımlarla karşılaştığımızda. Yakın zamanda Türk kadını... Çok çalışkandır, çok beceriklidir, marifetlidir, nelerin üstesinden gelir. Savaşlarımızda da en önde koşanlardır. Evet. Yani gerçekten de bizim yapamayacağımız şey yok. Gerçekten. Kadın isterse her şeyi yapar. Aynen öyle. Kadın isterse her şeyi yapar. Yeter ki isteyelim. Tabii ki desteklemek de gerekiyor. Burada erkeklerimize de görev düşüyor. Destek olmak lazım, saygı duymak lazım. Kadının toplumdaki yerinin ne olduğunu bilmek lazım. 500 gram tavuk göğsü, dünya şeklinde doğranmış. 300 gram kuşbaşı dan eti. Tamam. 300 gram da yağsız kıyma. Hangi yemekte kullanacaksın? Böreğimde, tava böreğimde. El açması mı yapacaksın? Evet. Hayır, evet el açması ama kendi yemeğim, kuru yufka. Evde açtığın yufkadan mı getirdin? Evet. Yeliz. Ama ona el açması demezler. El açması yapıyorum ama zamanım yetişmez diye. Hazır kullanmışsın derler. Ama kuru yufka elimin emeği sonuçta. Keşke burada hamur açsaydın. Aslında düşündüm de işte yetiştiremem diye şey yapamadım yani. Tereyağı var mı burada? Markette tereyağı olmaz mı? Tereyağı. 19 yıl otoriter bir kayınvalideyle yaşamak nasıl? İyi yani, kayınvalidem iyidir. Yani o ne bana karışır, ondan sonra ne ben ona karışırım. Zaten karışamazsın ki. Aynen öyle. Karışamıyorum zaten. Her şey ondan sorulur ama. Sen böyle gidersen yemeklerini de yetiştiremezsin. Yo, mutfakta biraz şey yaparım. Heyecanlanmam o kadar da. Hayırdır, nereye? Ayrana bakacağım. Ayran tuvalet kağıtlarının yanında mı? Buradan çıkış var mı? Yok. Buradan çıkış yokmuş. Pasta malzemeleri nerede acaba? Kayınvaliden Şenay Hanım'dan bahsetti mi? Evet, ondan çok bahsetti. Şenay Hanım kaşık ve çatallarda bir tane bile çizik istemiyor. Aynen öyleymiş. Peki ne yapacaksın? Ben de ne yapayım? Bakacağım artık çizik var mı yok mu diye. Kendi kaşıklarını getirdin mi? Kendi kaşıklarımı getirmedim. Tabaklarımı getirdim. Peçetelerimi burada kullanacağım. Çünkü her yeni güne, özellikle geçtiğimiz haftalarda Dünya Kadınlar Günü'ydü. Yine güne iki kadın cinayetiyle uyanmak benim içimi çok yaktı. Aynen, hepimizin olduğu aynen. Gibi artık şu kadın cinayetleri, yılda 800 küsür kadın öldürülüyor ülkemizde. Gerçekten çok korkunç rakamlar. Tecavüze uğrayan, tacize uğrayan, şiddete maruz kalan hem aile içinde ya da başkaları tarafından birçok kadınımız var. Gerçekten de kadınlarımızın değerini bilmek ve artık gerçekten bir tam anlamıyla Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyoruz. Kadın kendini ezdirmemeli bence. Hı hı. Maddi gücü olmalı. Tabii. Ben 40 yaşına kadar ev hanımıydım. Ya! Gerçekten yani. Gerçekten mi? Bağ, bahçe, inek baktım. Maşallah, yani harikasın Zeytin bayır... Hanım. Gündüzleri böyle mısır ekerdim, ay ışığında bahçe kazardım, ay ışığında ot biçerdim, inek bakardım, sahardım, işime verirdim, yollardım. Ondan sonra işte dedik ki bu böyle olmayacak, iş yeri açalım. Artık onlar da benim üstüme oldu, iş yeri açtım. Ben her gün kömürde pusuna gidiyordum. Arabalarla 5-6 sefer ediyorduk köylere. Çoktur kürekle kömür doldurdum. Bravo. Şu an bile Azmin benim... Azmin elinden hiçbir şey kurtulmayacağının kanıtı. Peki bunu, çok güzel bir hikaye. Mutfakta devam edelim. Gidelim. Şimdi Yeliz gelecek çünkü. Tamam. Hadi bakalım, buyurun. Buyurun Ayten Hanımcığım, buyurun.
İki gündür sessiz kalan kayınvaliden bugün konuşacak mı? Aynen öyle. Kayınvaliden bugün bomba gibi patlayacak. Pardon, biz nereye geldik ya? Tuvalet kağıdımı almak istiyorsun. Aa, peçete. Peçete mi? Peçete. Aa, burası çok karışık ya. Reyonlar labirent gibi. Aynen öyle. Dön. Peçeteler burada. Normal şekilli peçete yok. Beğenmedin mi? Neyse şunu... Yok, bu çok büyük. 15 bin lirayı kazanırsan ne yapacaksın? 15 bini kazanırsam inşallah mutlak dolaplarımı değiştirmeyi düşünüyorum. Neden? Eskitme türü. Kayınvalidem eskitme türü sevdiği için, ben de hani daha böyle şeyli sevdiğim için o yüzden değiştirmek istiyorum. Yeliz, menünü basit diye eleştirebilirler mi? Ay, çok kişiden eleştiri alıyor. Ay, yağ alayım bir de. Çok kişi eleştiri yapacak bugün. Neden eleştiri yapacaklar? Her şeyi hazır diyecekler. Sonuçta yapıp koyacak diyecekler. Dünkü gelinimiz de suşinin yanında çiğ köfte yapmıştı. Yani suşinin yanında çiğ köftenin ne işi var? En azından benimki uyumlu. Dünkü gelin öyle yapmış, hiç yakıştıramadım. Ama kayınvaliden 6 puan verdi. Aynen öyle, ama o şeyi çok sevmiş. İçli köftesini. İçli köfte yoktu, çiğ köfte vardı. Çiğ köfteyse mi? Başka? başka ne vardı ya? Tamam. Her şeyi aldın mı? Aldım. Ne kadar? 180 TL. Şöyle alın. Ödemesini de yapan yarışmacımız hemen mutfağın yolunu tutuyor. Tamamdır, hadi gidelim. Aa, bu ne? Devrekliyim. Devreği bizim meşhur bastonu. Çok teşekkür ederim. Ay, ne kadar güzel. Devrekli olup da getirmemek ayıp olurdu. Ay, çok teşekkür ederim. Bir kilo da kömür getireydiniz, çok makbul geçerdi. Artık kömür mü yanıyor? Yok. Vallahi canım, espri yapıyorum. Ay, çok teşekkür ederim. Ay, sağ olun. Meşhurdur biliyorsunuz. Evet, ismi dizide yazdırdım. Şunun güzelliğine bak. Ay, ne kadar güzel. Aa, bir şey mi yazıyor orada? Yazdırdım size. Aa, Zuhal Topal. Devrek hatırası. Bakın. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Güle güle ne kullanın. Kadar incesiniz. İnşallah sağ Allah olun. Nasip etmez. İnşallah. Biz de Allah. Duvarlarımız asılır. Bir tane de miksere lazım bundan. Acaba ona da var mı? Ay, yavrum. Yok. Miksere çok yorduğu için gelinlere miksere getirmedim. İşte tam ona getirmeniz gerekiyor. Neyse, bendekiyle idare eder artık. Şey, dünden sonra iyi misiniz? Midenizde bir şey yok değil mi? Yok, her gün kötüyüm midem. Şu diye... Hoş geldin Yeliz. Hoş buldum. Anneciğim, hop, al bakalım. Vallahi her şey tamam mı? Eksik yok değil mi? Tamam. Süper. Son 3 dakikaya kadar en son bir salatalığım kalmıştı. Onu da aldın. Onu da aldım. Bırakın bir tane. Bırakın dedin. Hadi üstünü başını değiş, tamam. Gel, seni bekliyoruz. İnanmıyorum Zuhal Hanım. Yoksa o gördüğüm gerçek bir devrek bastonu mu? Evet. Sen 5 yıl tam bastoncuda çalışmıştın, öyle hatırlıyorum. Evet, çalıştım. Benim yaptığım bastonlar çok meşhurdu. Kane var mı? Sana var mı? Bak, sana yok. Bana yok mu? Aşk olsun. Getirmedim dedi. Bana da çok özel bir baston geldi Zuhal Hanım. Bakabilir miyim? Gerçekten, ha, dalga geçme. Hazırsanız bastonu gösteriyorum. İşte benim için gelen özel baston. Bakın, üstüne mikser yazmışlar. Ama çok tatlı. Bundan sonra bastonumla dolaşırım artık. Aa, mikser. Çok iyi. Yalnız çok tatlışmış. Tam sana göre. İşte herkese, adamına göre muamele. Ufak tefek bir adamım sonuçta. Tam bana göre. Hava atıyordu, 1.88 boyum var diye, ne oldu? İşte tam 1.88'lik adama göre. Senle aramızdaki farkı anlatan bir şey bu. Yani bak nasıl. Yani buradan anlayın sevgili izleyenler. Yani öyle boy posu çok tatlıymış seninki de. Zuhal Hanım, bakın gayet kullanışlı da. Ben bununla çok rahat gezerim, hatta satranç bile oynarım. bak, bir gevreklik geldi buna. Allah Allah, her şey. O hamurlar nedir gördüğüm? Bunlar böyle yazın biz yufka açıyoruz. Getirir misiniz böyle? Bir bakmak isterim. Teşekkür ederim. Böyle bunlar. Sizin kendi açtığınız yufka. Tabii. Ne kadar güzel duruyorlar. Bunları böyle açarız. Evet. Odun saçında pişiririz. Ay, odun kıştık. Saçında. Ay, ne güzeldir onlar. Sonuçta bunlar da hazır sayılır Zuhal Hanım. Hayır canım. Ha, marketten hazır yufka almışsın. Ha, evde yapıp getirmişsin. Onun da bunun tadı bir değil. Aa, tatları farklı. Sonuçta pişecek o. Pişmiş gelmiş değil yani. Hani evet, hazır yufka ama bak marketten almamış. Kendi yerine getirmiş. Sadece yufkası hazır olsa iyi. Pudingi hazır, eriştesi hazır, bisküvisi bile hazır. Ne yumurta güzel. Falan yoğururuz. Yumurtayla yoğuruyoruz. Renginden belli ablacığım zaten. Bunu, keş girecek içine. Bunu hem sersi kurutup yapanlar var. Bunları evet. Yere sererek kurutuyoruz. Vay, ne güzel. Kaç saat mesela. Nasıl ondan yetişiyorsunuz sonra... bu kadar işe güce, bir de eve, yemeğe, içmeye bunca şeyle uğraşmak. Bunları böyle yaparken arkadaşlarla yapıyoruz. Biz de onlara yardım ediyoruz. Ne zevkli değil mi? Evet. Ay, vallahi billahi öyle bezlere
Tarhanalar serilir, biberler kurutulur. Ben de tarhanamı kendim yaparım. Varmış, hatta güzel, dışarı bile yapıyorum parayla. Parayla da azıcık ihtiyacım yok ama yapıyorum. Paran varsa bir kilo tarhana versin sana. Bana parasız gönderecekler Zuhal Hanım. Ben Melek Hanım'la konuştum. Melek Hanım kim ya? Annemizin kuzeni. Hatta sizin büyük bir hayranınız. Ay yavrum. Aa, Melek Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Telefonla konuştum deyince ne güzel sürpriz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, İstanbul'dasınız. Evet, buradayım, Kartal'dayım. Kuzeni, teyze evet, kızı, hala kızı. Hala, kızı, hala kızı. Hala. Ha. Benim dayımın. Evet, ne güzel, ne güzel. Ayten Hanım, siz aktif misiniz böyle? Ayten Hanım çünkü parmağında o marifet. O sülalede bir tane. Vallahi. Aa, ne gurur duyuyorsunuz evet, değil mi siz de? Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Şimdi benim babam çok tanınmış biriydi böyle. Evet. Ama neyse, sofralar kurulurdu, oh, davetler verilirdi. Vay vay vay. Ben babam öldükten sonra bu şey, ticarete alıştım. Böyle aklıma geldikçe içim burkulur. Ah babacığım, görseydin beni böyle diye. Ya göremedi İçimde mi? Bir yükledir evet. Göre o yıllarınıza tanıklık babam, edemedi. Babam evet. 91 Allah yılında öldü. Ben 93'ten kaybet. Sonra atıldım ticarete. Erken kaybetmişsiniz siz de. Başınız sağ olsun. Evet. Annemi de 3 sene oldu kaybedeli. Annem 92 yaşındaydı. Maşallah, iyi yaşamışlar gene. Evet, annemin göz bebeğiydim, bir tanesiydim. Dostlar o kadar yaşasın, Allah rahmet eylesin. Ama tabii ölümün yüzü soğuk, kaç yaşında olursa olsun. Evet. İnsan anne babası gibi yok, Allah annelerimizi babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Evet, evet hoş geldin. Bugünün kahramanı Yeliz. Melek Hanım da burada. Evet. Ne güzel bir moral, sana destek. Bir bak aynen bakalım, anneciğin her şeyini boşalttı. Bakayım. Öylesine bak koydum bakalım. Koydular. Sen, ben hazırım dediğin an ben senin süreni başlatacağım Yeliz'ciğim. Tamam. Gelininiz var mı? Gelinim yok da. O da var. Erkek bayan arkadaşı var. Türkmenistanlı. Ha, oğlunuzun sevgilisi var. Hı-hı. Evlenmeyi düşünüyor mu? Bilmiyorum ki. Kaç yaşında oğlunuz? Tamam. O, 88'li. Hazırım ben. Başlatıyorum süreni 2,5 saatini, kolay gelsin. 33 yaşına girdi herhalde. 33? Hı-hı. Düşünmüyor mu evlenmeyi? Ola ben bir şey soramıyorum. Sen diyemezsiniz. Ha, aa, düğüne mi var orada? Ne çocukların yazıyor? Çocukların isimleri. Nedir isimler bakayım? İkizlerim var benim. Bir Zuhal. Aa! Evet. İkizleri Zuhal, benim yandaşım. Evet. Zuhal Meral ikilisi. Zuhal Meral mi koydunuz? Evet. Aa, o zaman Zuhal Meral vardı. Onlar... Evet, evet, evet. Bir oğlum bir tane benim. Barış. Kaç çocuğunuz var sizin ya? 3 kızım bir oğlum. Maşallah. İkizlerim maşallah. Işte. İkizler oğlum... kaç yaşında? Zuhal kaç yaşında? Kaç? 42. 43 olabilir. Aa maşallah, büyükler benden. Melek Hanım'ın ensesinde bile dövme var. Vay Melek. Oo. Bu arada şimdi Melek Hanım, dün söyledim aynı sizde kalıyormuş şey Ayten Hanım. Dünkü ara yemek tabağını söyledin mi? Sen de dinleyeriz bir taraftan. Evet. Dün ara yemek tabağında neler vardı biliyor musun? Çiğ köfte. Evet, etli çiğ köfte. Evet, etli çiğ köfte. Kereviz. Sushi. Evet. Evet, mideler nasıl? Kötü. Her gece midesi tuta tuta geliyor. İki gündür kötü. Dünkü menü bile karışıyordu. Mesela sushi'nin yanında çiğ köfte olmamıştı. Onun için yani biraz beğenmedim. Menü kıskandılar, gelinleri öyle bir şey yapamazlar diye kıskandılar. Hani ondan gelini yemekleri şey yaptılar. Hani kırdılar puanları. Ama bak bugün gelinin hem nigiri yapacak, dışında balık somon mu dil balığı mı ne kullanacaksın? Somon. Somon, evet, somon nigiri sushi yapacak. Somon nigiri çeşidi de pirinci altta dışta oluyor. Yani nori'ye, yosun yaprağına sarılmadan yapılan, dışında balık ne kullanacaksa artık onu koy. Karideslisi de var, somonlusu var, dil balıklısı var. California rolünde üzerinde balık yumurtası var. Turuncu oluyor o da. İçine işte gene ne koymak isterse koyacak bakalım. Çift çeşit bugün senden yiyeceğiz Yeliz ilk kez. Aynen öyle inşallah. Dün gerçekten de beni Şenay Hanım çok şaşırttı. Evet. Değil mi? O ben neydi hiç, ya? O ben muhabbet. Onu hiç yani anlayamadım. Ben de anlayamadım. Yani ilk günkü sofra kesinlikle üçlük bir sofra değildi. Değildi. Yani üç hadi vermesi bir çok ayrı acayip bir şey. Evet. Dün de o çatal bıçakların çizik olduğunu söylemesi. Yani herkesin çizik de olabilir, şey de olabilir. Sen sıfır mı getireceksin buraya? Getirmeyeceğim diyor bir de. He. Yani o kadar laf söylüyorsun. Bari bence al şuradan bir takım bir şey. Bir, en azından 6 kişilik falan takım ben alırım mesela, bu kadar laf söylersem eğer. Ben tabaklarımı yeni aldım geldim. Şenay Hanım boş konuştu. Çok boş konuştu.
dünkü masadan bahsedildi, çatal öyle de. Dünya konuşsaydın, benim masamda ne işin var o konuşmanın? Vallahi ben sana söyleyeyim, Şenan Hanım biraz hava attı. Hani bir ildeki her gün çatal bıçak kaşık takımı alınmaz. Gelinin gizden gelin olan da getirmiş, kadıncağız getirmiş onları kullanmış. İlla ki bir sürüm yapmıştır evinde de yani. Mecbur evinde olanı getirdi yani. Kaşıma, peçeteme 3 vermiş. Yemeklere değil de onlara vermiş. Çok üzüldüm. Onu da göreceğiz. O da yarışacak. Geçici olarak peçetelere yazmış. Şöyle zarfa koysa da, yazsa böyle zarfa koysa. Bir de biraz hoş olacak da böyle peçeteye yazmış. Atmış şeyin taban kenarına. Hani gülümseyin. Bu ne yani? Gülümse, biz gülmüyoruz mu? Hiç mi gülmüyor? Ben çok gülen insanım. Mevsim salatada kullanılacak kıvırcık marul, taze soğan ve maydanoz temizlenip suda bekletiliyor. Söyle bakayım bana, dakika ver. Zuhal Hanım, şu ana kadar geçen süresi tamı tamına 15 dakika. Bu ne zariflik? 15 dakikan geçmiş. Düdüklüde ne var şu an? Düdüklüde etimiz var. Eti var. Düğün çorbasının eti var ve bir de yıkanmış pirinç var galiba elimizde. Evet. Önümüzdeki 2-2,5 saatle ilgili aşağı yukarı fikir sahibi olduk mu? Öyle demeyin Zuhal Hanım. Yufkamız hazır, pudingimiz hazır, bisküvilerimiz hazır. Onlar da hazır Zuhal Hanım. Mikser, çok konuşma. Al değneğini, otur yerine. Bakın, benim de değneğim var. Evet, evet. Peki çok teşekkür ederim hediyeniz için. Ben teşekkür ederim. Yeğenizciğim sana başarılar diliyorum. Ve de şimdi kullanmanı tavsiye ediyorum naçizane bir tık. Çünkü iki çeşit sushi yapacaksın bir de. Evet. Ne oldu, ne gülüyorsun gevrek gevrek? Bastonumu inceliyorum Zuhal Hanım. Çok yakıştı sana. Gerçekten de çok yakıştı. Evet, peki Melek Hanım, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Sohbetinize doyum olmadı gerçekten de. Doyamadık. Heyecan yaptı Zuhal Hanım. Heyecan yaptı. İlk defa çıkıyorum. Selamlar, sevgiler, iyi ki geldiniz. Teşekkürler. Yeniciğim, sana başarılar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Bugün de gönlüm senden yana. Mutlaka tadınız ama yemeklerden Ayten Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum tekrar. Bol şans. Hadi gel gel, dışarıda değnekçilik oynayalım. Hoşça kalın. Melek annem, neden Zuhal Hanım'ın yanında konuşmadın? Zuhal Hanım'a hayran kaldım, için, sevdiğim için. Ana yemeğe geçen yarışmacımız tavuk etlerinin marinesi için bol limon suyu ve zeytinyağı kullanıyor. Anneciğim, Ayten Hanım nasıl biri anlatır mısın? İyidir. Çocukluğumuz ondan geçti. Çocukluğunda nasıldı? İyiydi, her zaman giderdi gelirdik. Yaramaz mıydı? Yok, yaramazlığını görmedim. Her zaman böyle miydi? Tabii. Evet. İşte sülalede iş kadını çıktı işte bir tane. Erkek gibiydin. Bütün delikanlılar arkamdan koşardı. Dediğim dediktir. Tavuğu marine etmek için neler kullandın? Organik zeytinyağı koydum. Tuz koydum. Karabiber koydum. Bir tatlı kaşığı da şeker koydum. Limon da koydum. Eyvah! Yemek taşıyor. Kız. Başarılar. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi. Patatesler ne için? Tavuk yemeğimin yanına için. Tavuğun yanında hem patates var hem de erişte var. Eleştirmezler mi? Demezler herhalde. Ben belki tavuğu yemeyeceğim, patatesi yiyeceğim. Olabilir yani. Fırında patates. O çocuk işi. Benim 10 yaşındaki kızım yine yapabilir. Ana yemekle servis edilecek fırında patates için doğranan patateslere ayçiçek yağıyla baharatları ekleniyor. Hangi baharatları koyuyorsun? Kırmızı biber, karabiber, zeytinyağı, tuz, kekik katıyorum biraz da tat versin diye. Anneciğim, gelinin eli biraz ağır galiba. Heyecan yapıyor. Bu köşede dursun. Anneciğim, dünkü gelinimizin semseyi nasıldı? Güzeldi. Semseyi beğendim ama çiğ köfteyi beğenmedim. Ama 6 puan verdi. Emek var. Bugünden sonra hiçbir şey beğenmez mi? Aliye Hanım'ın bana 6 puan vereceğini düşünmüyorum. Çünkü gelinini oynayacaktır. Çünkü işi bitti. Gelini yarıştı. En az 8 bekliyordum. Hele çiğ köfte hani 10 dakikanın içinde kim yetiştirebilir ki? O yetiştirdi hepsini. Bu puanları hani onlara yakıştıramadım yani. Hiç ağzını yani bilmiyorlar, görmüyorlar mı? Çilekli pudingli pastaya geçen yarışmacımız 1 litre süte 2 paket hazır puding tozu karıştırıyor. Pastanın kekine kaç yumurta kıracaksın? Kekimde 4 yumurta. Bilin, konuş. Ondan sonra... Ne durarak konuşuyorsun? Yaparak konuş. 4 yumurtam var. Tamam, git. Yap İki bardak buğday nişastan var. Bak yine aynısını yapıyor bana. Anneciğim, markette de böyleydi. Konuşma, konuş ama cevap işini yap. Konuşarak iş yapamıyor mu yoksa?
Galiba yapamıyor. İlk defa deniyoruz. Bilmiyorum. Yeliz, konuşarak yemek yapamıyor musun? Ya yapıyorum da biraz da burada heyecan da var şimdi. İlk defa hani şey olduğu için. Yetiştirebileceğine inanıyor musun? İnşallah yetiştiririm. Daha önce sushi yaptın mı? Sushi'yi ilk defa yapacağım. Çilekli pudingli pastanın keki için yumurta ve şekeri çırpan yarışmacımız şimdi de buğday nişastası ekliyor. Ne kadar buğday nişastası koyacaksın? 2 su bardağı koyacağım ama silme olacak. Dolu olmayacak fazla. Yeter, senin kabın küçük zaten. 2 su bardağı buğday nişastası ve kabartma tozuyla birlikte kek hamuru çırpılmaya devam ediyor. Eşinle nasıl tanıştın gelin hanım? Aslında biz görücü usulü. Çabuk yap, çabuk. Durup dinleniyorsun. Anneciğim, o zaman sen anlatır mısın? Valla ben bir ablasının mevlidinde. Sen mi gördün gelini? Ben gördüm. Beğendim. Dedim gittim oğluma, dedim ki bir kız var, beğendim dedim. Bir gör oğlum dedim. Askerden de yeni gelmişti. Ondan sonra fırın önceden ısıtsaydın ya. Hayır canım, fırın ısınmıyor. Birkaç kez görüştüler işte. Oğlum ben beğendim dedi. Ondan sonra tabii bunlar görüşüyorlardı. Bir gün bunu Almanya'dan istemişler. İstemeye geleceklermiş. Ne? Almanya'dan birisi istemeye gelecekmiş. Almanya'dan kim istemeye gelecekti Yeliz? Bizim oralarda tanıdıklardan biri. İsteyen kişiyi gördün mü? Evet, tanıyorum. Gördüm. Peki eşini ilk gördüğünde beğendin mi? Evet. Duydun mu anneciğim? Yarım yamalak evet diyor. Beğendi. Beğendim. Ondan sonra işte böyle deyince de biz de gittik. Ben de kızımı, doğumu var dedi, Diyarbakır'a gidecektim. Gittik, istedik. Verdiler, nişanını taktık işte. 5-6 ay sonra da düğününü yaptık. Almanya'dan beni istemeye geliyorlar. Elinizi çabuk tutun mu dedin? Hayır, evet. Öyle bir şey demedim. Beni Almanya'dan istemeye gelecekler dedim. Zaten eşim de öyle deyince annesine söylemiş hemen. Oğlun sana ne dedi anneciğim? İstemeye geleceklermiş dedi. Gidin isteyin dedi. Gittik, istedik işte. Zor işin kızım, zor. Ne yapayım, olursa olur. Hadi öyle de değil, hadi çabuk ol. Erişte yapmak için erken değil mi? Önce diğer yemeklerini yapsana. Onu yapsın o. Etini getir. California roll ve somon nigiri sushi için hazırlanan pirinçler cam kaseye alındıktan sonra düğün çorbasının düdüklü tencerede haşlanan etleri kontrol ediliyor. Oo, etimiz çok güzel olmuş. Kızım o suyu bir yere çizmen lazım, şunu yıka. Onun suyunu çaya, çorbaya kullanacaksın ya. Sen bana bir kap verince süzeyim anne. Ne acelesi var? Kullanırken süzersin. Sen dur şimdi öyle, ama soğuyacak şey. Eti soğuması lazım gitmem için. Özelliği o zaten, yoksa sıcak sıcak etlerini didemem ki. Çorbaya girecek etler rahat didiklenebilmesi için süzülüp soğumaya bırakılıyor. Anneciğim, mutfakta geline karışmadan olmuyor değil mi? Aynen öyle. Ben yapsam daha çabuk yaparım. İşte o çabuk yaparım demekle olmuyor burada. Gerçekten mi? Soğanı neden doğruyorsun? Soğan salatam için, kıymalı içim için. Anneciğim, gelin kayınvalidem yerinde olsa o da yapamazdı diyor. Yapacağımı biliyor da. Yani o evdeki durumdan buradaki durum daha bir farklı. Ara yemekte servis edilecek soğan salatası ve kıymalı tava böreği için doğranan soğanlar kaseye alınıyor. Anneciğim, sizin menünüze de basitlemesinler. Vallahi her menü basit değil aslında. Emek var. Çabuk pişen var, geç pişen var. Yufkası hazır, pudingi hazır, eriştesi hazır. Vallahi bilmiyorum. Göreceğiz yorumda. Diyecekleri de derler de zaten. Anne, erişten suyu kaynadı mı? Koysana şeye, kaynasın. Erişte daha erken değil mi? Koy. Yok dursun. Eyvah, gözlerim yanacak şimdi. Sen ne yapıyorsun? Şimdi kıymanın içi. Kıymanı kavuracağım daha. Yeter. Tavamız vardı burada galiba. Burada tava. Tava böreğinin kıymalı harcı için doğranan soğanlar kavrulmaya başlıyor. Bu arada kekim de yanmasın. Eyvah! Kek yanıyor. Vallahi biteriz o zaman biz. Kek yanıyor, kek. Anne açma, bak kızarıklığına bak. Evet, kızarmaya başlamış. Bu soğanlar ne için gelin hanım? Bu soğanlarımı kıymalı böreğim için kavuruyorum. Kıymalı tava böreği. Evet. Ama hazır yufkada. Ev yapımı, kendi emeğim. Nerede yaptın? Çok diri doğramışım ama. Evde, sacın üzerinde. Ama burada yapmadın. Eyvah, soğanlar çok iri olmuş. Üstelik böreğin soğanları. O ölecek de öyle kalmayacak ki. Düğün çorbasının etlerini didikledikten sonra et suyuna koyan yarışmacımız tava böreğinin iç harcına sarımsak doğrayıp kıymasını ekliyor. Ardından düğün çorbası için sarımsak rendeliyor. Etle düğün çorbası nasıl olduğunu bilmiyorum. Hiç yani bir bakayım, masada bakayım, göreceğim. Ona göre not veririm de vermem de bakarım. Etli düğün çorbası çok güzel olur. Yemişimdir de, tadına bakacağız.
Düğün çorbasına rendelenmiş sarımsak ekleyen yarışmacımız pudingli pastanın kekini fırından çıkardıktan sonra tava böreğinin kıymalı harcına tuz ekliyor. Hanımlar, kalan süreniz son. Hadi, hadi hadi sen işine bak. Kalan süreniz 1 saat 21 dakika. Pastaya devam eden yarışmacımız keki sütle ıslattıktan sonra çatalla üzerinde delikler açıyor. Yanık kokusu var mı acaba? Yok yok, yanık kokusu. Yanık kokusu yok ve kabuğum çok dar geldi. Keşke yuvarlak kaba yapsaydın. Yuvarlak kaba olmaz. Neden? Özelliği uzun kap olacak. Sütle ıslatılan pastanın üzerine bisküvi yerleştiren yarışmacımız sütle tekrar ıslattıktan sonra pudingi yeniden mikserle çırpıyor. İstediği kıvama gelince de bisküvilerin üzerine döküyor. Ardından çilekli pudingli pasta soğuması için buzdolabına alınıyor. Pasta bilmiyorum, yemekten sonra pasta bilmiyorum, yani yenir yenmez. Yemekten sonra pasta güzel gelmez. Normal tatlı olsaydı daha güzel idi. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Bu un çalacağım. Çorbanın meyanesini mi yapıyorsun? Evet, terbiyesi. Meyhanenin içine neler koydun? Un koydum, su koydum. Sadece un ve su mu? Evet. Düğün çorbası için hazırladığı meyhaneyi et suyuyla ılıştıran yarışmacımız iyice karıştırdıktan sonra süzüyor. Gelin hanım, evde yemek yaptığından emin misin? Daha ocağı kapatamıyorsun. Şimdi herkesin ocağı farklı. Düğün çorbasını tamamlamaya çalışan yarışmacımız meyhanesini de ekledikten sonra çorbayı karıştırmaya devam ediyor. Şimdi neye geçiyorsun? Şu an şeye geçeceğim. Tuzunu koydun mu? Neye geçeceksin? Tuzunu koydum, sen bak anne. Kuru yufkamı geçeyim, ıslatayım onu. Sen kuru yufkadan önce şeyini yapsana. Tavuğunu aldım, marinelesene. Anneciğim, bugüne kadar kimin yemekleri daha iyiydi? Dünkü daha iyi, birinciden ikinci günü daha iyi buldum. Peki sushi yenmeyecek bir lezzet mi? Ya seveni var, sevmeyeni var. Anneciğim nereye? Ben şeyleri, çubuklar alacağım. Hadi yeter anneciğim, yeriz. Kayınvalideni çok kızdırdın. Ya işte heyecanımı hoş görün biraz. Kayınvaliden çok karışır mı? Yok karışmaz, işte ilk defa burada oluyor bu bugün. Normalde evde hani rahat yaptığımız için yemekleri. Bugün neden böyle oldu? Bilemeyeceğim, yiyordu heyecan. Bırak onu, bırak. Çubuklar geldi mi anneciğim? Sen şu çubuklarını al, şunları. Düğün çorbasının kıvamını beğenmeyen yarışmacımız yeniden meyhane hazırlıyor. Anneciğim, birçok iş deneyimin olmuş. Çalışma hayatına nasıl başladın? 93'te sigortalı olmaya başladım. Kömür deposu açtım. Bu şeyini sulandır biraz. Ondan sonra maden ocağı açtım. Maden ocağı işlettim. Demek maden ocağı işlettin. Maden ocağında ne yapıyordunuz? Valla kömürcülük yapıyoruz ya. Dedik ki biz bu kömürü kendimiz alıp, kendimiz çıkartalım, kendimiz satalım. Daha uyguna satarız, daha ucuza mal ederiz diye. Bizim Zonguldak'ta oturduğum semtte kömür yatakları var böyle. Kendi bağımız bahçemizde, yani kendi bağımızda olan bir yer. Başladık böyle, açtık, resmileştirdik, çalışmaya başladım işte. Kaç madenci çalıştırıyordunuz? 40 tane çalıştığını biliyorum. 40 madenciye sözünü nasıl geçiriyordun? Yani söz geçirdi, herkes işini görevini biliyordu, ustayla ameleydi. Herkes görevini yapıyordu, başlarında duruyordum. Vagoncu ayrı, kürekçi ayrı, kazmacı ayrı. Vinççi ayrı, her vardiyenin. Maden ocağına sen de giriyor muydun? Giriyordum ve ben de çalışıyordum yani onlarla beraber. Düğün çorbasının meyhanesini yeniden yapan yarışmacımız ana yemeğe geçip tavuk etlerini çöp şişlere geçiriyor. Anneciğim, çok önemli bir soru sormak istiyorum. Yemekler yarın öğleye kadar yetişir mi? Yarın öğlene mi? Yetişir mi yetişmez mi, açık açık söyleyin hanımlar. Çünkü limon soslu tavuk şiş yemek için sabah kahvaltı bile etmedim. Ben bunun suyunu dökebilir miyim? Döksen ne olacak anneciğim? Nasılsa yetişmeyecek. Nereye dökeceksin? Koyacağım oraya. Nereye? Kettle'ı ona dökeceğim. Yeriz döksün anneciğim. Eli yağlı ya. Maalesef olmaz anneciğim. Yarışmamızın kurallarına aykırı. Çok ince sarma, ince batırma. Geniş sar. Yeriz, sen kaç yıllık gelindin? 19 yıllık ama burada biraz heyecanlan oldu ya. Limon suyu ve zeytinyağıyla marine edilen tavuk etleri çöp şişlere takılmaya devam ediyor. Limon soslu tavuk şiş. Hani limon soslu bilmiyorum, biz de yapıyoruz. Soslu yapıyoruz limon. Hani biz ayrı ayrı, bayağı ayrı yapıyoruz. Hani baharatlarla, yoğurtlarla terbiyeliyoruz, onu bilmiyorum, bakacağız. Kolaydır tavuk şiş. Şişe takacak mı acaba?
Artık ne bileyim, tavada mı kavuracak, saç kebap gibi mi yapacak bilemiyorum, göreceğiz. Ana yemek için cam kasede yumurta çırpan yarışmacımız hazırladığı çöp şişleri önce yumurtaya ardından da galeta ununa buluyor. Çabuk döksene, kaldırsana. Az oldu, yapma. Ay çok. Benim de kafam karıştı. Ha tamam şeyi katacağım içine. Ne katacaksın? Şeker. Yeniz şeker değil o. Hayır, bu sirke ama bunun içine şeker de giriyor. Ne yapıyorsun gelin hanım, amacın ne? Gelin, hızlanmam lazım. Hızlanıyorum. Az koy, onu içine girmez, az ucundan koy. Suşi'nin iç malzemelerini hazırlamaya devam eden yarışmacımız haşlanan pirinçlere şeker ve pirinç sirkesi karıştırıyor. Anneciğim. Efendim. Ayten Hanım. Efendim. Su mu içiyorsun? Yok şunu. Sen koyamazsın anneciğim. Söyle gelin koysun. Tamam, teşekkür ederim. Yanlış yere koyuyorsun. Buraya koyacaksın. Hayır buraya. Haşlanan eriştelere bir bardak soğuk su ekleyen yarışmacımız California Roll ve Somon Nigiri Sushi'de kullanacağı salatalığı soyuyor. Şimdi neye başladık gelin hanım? İlk önce yengecimizin sushi'ye başladık. California Roll'un içine neler giriyor? Salatalık, avokado. Ondan sonra... Bakalım tadını sen beğenecek misin? Eğer güzel yapabilirsem beğenirim. Bence kendine de yap. Soya sosuna ve wasabi'ye batır ye. Cevizli keşle erişte için hazırlanan erişteler süzüldükten sonra California Roll için yengeç ve somon etleri dilimleniyor. Ardından avokadonun içi alınıyor. Gelin hanım, avokado seviyor musun? Ben mi? Yemedim. Yemedin mi? O zaman kesin bana verin. Nasıl yenirmiş size göstereyim. Benim bağırttan elim bağırıyor zaten. Anneciğimin güzel elleri yandı. Çok geçmiş olsun canım annem. Ay çok yanıyor, o kadar çok sızlıyor ki. Hadi kızım, hadi hızlan, gözünü seveyim, hızlan, rezil olmayalım. Bambu hasırın üzerine kurutulmuş deniz yosunu yaprağı koyan yarışmacımız haşladığı pirinçleri tamamına yayıyor. Biraz geri çekeceğim, bir parmak kadar. Hayır, pirincini böyle yaptık adı. Ben şimdi gördüğümü yapıyorum. Tamam, şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bunu... Ters çevireceğim. Ters çevireceğiz. Harika çevirdin gelin hanım. Bakalım nasıl olacak? Şimdi içine yengeçlerimizi... Çok olmadı mı? Fazla koyma, iki tane yapacaksın. Ha, bundan bir tane mi yapacaksın? Çok koy Yeliz. Dur. Bol koy. Malzemeden kaçma gelin hanım. Ben zaten böyle severim. Yok, çok tombul olur. Şaka bir yana. Malzemesi bu kadar çok mu olur? Çok tombul yaptın sen onu. Yaymıyor musun şeye? Hayır canım, böyle. Bol malzemeli California rolumuz bambu hasırla sarıldıktan sonra üzerine balık yumurtası sürülüyor. Bu hangi balığın yumurtası? Hiç yani yemediğim bir şey için bilmiyorum. Bir kaşık alıp tadına baksana. Hayır. Lütfen yer misin gelin hanım? Yemem. Zorunlu lezzetine balık yumurtasını da süren yarışmacımız California rolu dilimlere ayırıyor. Kaç tane yapacaksınız? Ama bu 6 tane yapacak. Bir yandan koyacak. Tamamdır. Şöyle koy şuraya. Ve California rollarımız hazır. Gerçekten güzel görünüyor. Zorunlu lezzetine devam eden yarışmacımız California rolları hazırladıktan sonra somon nigiri sushi'lere geçiyor. Somon nigiri sushi'nin özelliği nedir gelin hanım? Bunun özelliği diğerinden farklı olması. Nedir bu fark? Bunun içinde yeşillikler var. Ama nigirinin üstünde sadece ton balığı olacak. Ton balığı mı, somon balığı mı? Ama somon balığı. Haşlanmış pirinçleri elde yuvarlayarak top haline getiren yarışmacımız üzerine dilimlenmiş somonları yerleştiriyor. Ya biz birini zor yiyoruz yani, ikisini nasıl yiyecek? Yaktılar bizi. California Lord bugünkü şişinin adı. Belki bir değişiklik olur. 2 gündür normal sushi'ydi. Bugün başka olabilir. Bilmiyorum içinde ne var. Somun nigiri sushi. Yemedim evladım bunları. Hiç yemedim. California roll ve somon nigiri sushi için toz wasabi suyla karıştırılıyor. Kokusu bırak onu, tamam. Şuna tereyağı koy da yap şurada. Çabuk. Tereyağı ne için gelin hanım? Tereyağında kavuracağız keşi falan. Evet. Cevizi hazırlamadın ama. Cevizini dövecek. O en son üstüne döker onu. Keşli eriştede kullanılacak cevizler poşet içine alınıp merdaneyle dövülüyor. Tamam. Şey et. Tamam. Onu biraz da şey der. Şey yap bakalım sen şimdi. Şu keşini de essene azıcık onu.
Şurada ezene bak. Erişteye devam eden gelinimiz keşi tereyağında kavurmaya başlıyor. Bırak onu sen, yansın o, yansın. Sen bırak, yansın. Sen başka şey yap. Tamam, yansın o, bir şey olmaz ona. Tereyağında kavrulan keşe haşlanmış erişteler ekleniyor. Ama hepsini koyma. Ha? Koy koy biraz daha koy. Koy 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 koy. Kaselere koyarken cevizin üstünü dökersin. Dursun üstünü, kapatalım onu. Keşli erişte hiç yakışmamış bence de. Çünkü patates var yanında. Tavuk ayrı bir şey. Bence menü hiç güzel değil. Bir de erişte, makarna. Makarna başka türlü. Suya koyup pişir getir. Kıymalı tava böreğine geçen yarışmacımız evde kendi pişirdiği kuru yufkaları ıslatıyor. Şimdi kuru yufka ıslatacağım. El açması yapsaydın hayatta yetiştiremezdin. Yani el böreği öyle onlardan olmuyor ki, yaş yufkadan olmuyor. Tava böreği için ıslatılan kuru yufkalar yumuşamaya bırakılıyor. Neyi yaptık? Makarnayı yaptık. Çorbamız oldu. Şu zaten elimle hemen ovuşturacağım. Anneciğim, erişteyi de çizebilirsin. Soğan salatası için başka ne yapacaksın? Maydanoz katacağım, sumak katacağım. Başka sumak şey yapacağım. Sumak kat ona, sumak yok. Yarışmacımız kayınvalidesinin uyarısıyla kuru yufka ıslatmaya devam ediyor. Tamam, işlerini de içine koy. Menüsünü tamamlamaya çalışan yarışmacımız tava böreği için ıslatılan kuru yufkaların üzerine kıymalı harcı döküyor. Kıymalı tava böreği olur, gider. Börek her zaman yaptığımız bir şey. Bilmiyorum elinde mi açacak, hazır yufkaya mı saracak, kıymayı nasıl pişirecek, soğanla mı, neyle pişeceğini bilmiyoruz ama her türlüsü gider kıymalı böreğe. Gelinimiz mevsim salatayı hazırlarken kayınvalidemiz tava böreğini pişirmek için uygun bir tava getiriyor. Yak şu orta göbeği. Koy koy o az. Yanar o. Biraz koysana biraz. Çok yağlı olur anne. Yeter. Aç şu su ocağı aç. Böreğini katla. Tava böreği için ıslattığı kuru yufkaları kıymalı harcıyla saran yarışmacımız mevsim salataya devam ediyor. Ne oldu anneciğim, gerildin mi? Ben de gerildim. İstersen üstünü değiştirebilirsin. Artık son 6 dakika. Gelin hanım, kayınvaliden sana çok kızdı. Ne yapayım? Bu kadar sürenin içinde bu kadar. Mevsim salataya neler girecek? Taze soğan, maydanoz, marul, havuç girecek. Mevsim salatayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız bir yandan da tava böreğini kızgın yağa bırakıyor. Bir tane pişirip zaten 6 dilim çıkar bundan. Emin misin? Çıkar. Sofrasını hazırlaması gereken yarışmacımız bir an önce tava böreğini tamamlamaya çalışıyor. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Son 2,5 dakika. Rende. Masayı hazırlamadın ama en azından yemeklerin hazır. Olsun yavrum be, gittik ya. Kayınvalideler masa hazır olmazsa puan kırar mı? Bilemeyeceğim, kırabilir tabii. Her şeyden kırıyor, bizden de kırabilir. Bilmiyorum, belki kırmaz. Yeter. Salatam oldu. Hadi bırak şeyi, sofran kaldı. Son 1 dakika gelin hanım. Yeriz nereye? Masamız... Koş hadi koş. Son saniyelere girilirken yarışmacımız sofrasını kurmaya başlıyor. Yani son 2-3 dakika. Runner çok büyük oldu sanki. Runner serildikten sonra servisler açılıyor. Anneciğim, bu ne şıklık. Teşekkür ederim. Çabuk kızım. Sofrasını tamamlama telaşındaki gelinimiz yemek takımlarını ve çiçeği masaya almaya çalışıyor. Kayınvalideler geldi. Geldiler. Şeyleri koş. Süremiz bitti. Hemen kapıyı açmalıyız. Gülüm ne yapıyorsun? Etrafımıza fırfır dönüyorsun. Parmaklar kesilmiş, eller yanılmış. Allah'ım, gelin kaynana yaralı yaralı gidiyorlar eve. Üzerini değiştirmek istiyor musun Nihiliz? Hayır. Nasıl hayır? Çok acımasızlar. Çok. Yosma teyze, yaşadın, nigiri geliyor sana. Çok üzgünüm. 46 yaşındayım ben. Ben de 46. Nasıl benden küçük oluyor? Ne bileyim, ben seni büyük gördüm. Hani cebim yok mu? Gel cebime gir. Soğan doğramı, bir soğanı maydanoz koymuş önümüze getirmiş. Ben korkuda yiyemiyorum çünkü boğazımda kalır diye. Boğazında sorun vardır ondan. Zaten içeride benim için tavan yaptı sinirim. Dur ya dur. Daha makarnanın orada şeyini koyacağım. Bu ne ya? Siz buraya geldi. Biraz seri ol dedim sadece. Bence gelini deniştirin. 2,5 saatte ben bunları parmağımda oynatırım ya. Zaten masadan gittim ben.
Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Getir bakalım. Bir tadına bakıp geçeriz. Baş... Gitti puanlar, gitti. Felaket, felaket. Buraya buraya aç kapıyı kız. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti gününüz? Yetişti mi? Yetiştirdik de masaya yetiştiremedik. Masamızı biraz. Bir de kendisi giyinemedi. Komedi gibiydi. Güldüm. Tek güldüm yani. O nasıl masa? Tek tabaklar kurulmuş. Ne bardak, ne çatal, ne peçete. Hiçbir şey yoktu. İlk girdim zaten güldüm. Tek elimiyle. Önlük ne öyle elinizde? Tam soyunuyordu. Aynen. Aynen öyle. Masayı da biraz yetiştiremedim. Yemekleri yetiştirdik de masayla giyimi yetiştirdik. Göreceğiz. Çatal yok, evet. Bıçak yok, peçete yok. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hiçbir şey yok. Hoş geldiniz hanımlar. Masadan bahsediyorduk. Dün ki benim güzel gelinime, kıyafetine laf ettiler. Ama ben kıyafeti şey için dedim. Hayır, sen yöresel giymişsin. Ben söylemiştim. Dedim ki fazla yapmayın ki bugünün yarını da var. Bak ya, bugün oldu. Sen niçin yöresel sen giydin giymesen de dedin ki finalde giyecek dedin. Yöresel ben giydim çünkü ben oturuyorum o koşturuyor. O kıyafetlerle koşturamaz. Hayır, servis yapamaz. Sen beni. Sen dedin ki servis yapamaz o kıyafetlerle servis olmaz. Sen benim bana dedin ki finalde giyecek dedim. Ben de tamam dedim ama uzatmadım değil mi? Benim gibi otursaydı giyerdi. Çünkü o koşturuyor yemekleri yetiştiriyor. Ya ben bir şey sormak istiyorum. Her 3 günden beri aynı masa. Bir değişiklik göremiyorum ben. Yani hiçbir canlılık yok. Canım sadeyi bırak. Bardaklar yok. Bardak yok. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hanımlar. Aslında masanın sahibi değil mi? Yok. Bardaklar yok. Eksiği var sahibi. Nerede ki ya? Eksik çok var ya. Merhaba. Ekmeklik yok. Peçetelik yok. Evet. Hiçbir şey yok yani. Yani sadeyi ben bir yerden yendiriyorum. Bardak, çatal, kaşık, peçete. İlla ki 2 tane bardak burayı şenlendiriyor. Zamanı doldu işte. Durdurunca yetiştiremedin herhalde sen. Beni yetiştirdi de. Masayı yetiştiremedim. Bir de giyinemedi. Ha, o zaman koy tabaklarını ya, şeylerini. Giyinememiş. Dün benim gelinimin kıyafetine laf ettiler. Kendi üstü başı. Koy şeylerini. Hayır sabur. Hiç kimse laf etmedi. Evet. Senin gelinin kıyafeti güzel niye böyle giyinmiş, şöyle giyinmiş. Benim güzel giyinmişti, geldi. Sadece dedi o da yöresel giyineydi. Öyle söylendi. Başka yöresel, laf olmadı. Yöresel o giyemez. Çünkü ben giydim oturuyorum ben. O kaçtıracaktı. Nasıl giyecek? O kıyafeti güzeldi. Biz hani size yakışık olsun. Değilseydi 10 defa burada düşerdi o kıyafetlerle. Evet. Valla ben gelinde üstünde size görmek isterdim. Size uyumlu olsun diye söylendi. Ona maşallah kaynana giymiş. Kaynana giydin diyorsun da kaynana oturuyor. O koşturacak yemekleri yetiştirecek canım benim. Gerçekten kaynana da yakışmaz yani. Kaynana yakıştırıyor. Kaynana da giyiyor. Gelin de giyiyor. Yöresel kıyafet olduğu için gelin tamam, giyiyor kaynana giyiyor. Tamam da zaten. Gelinler giyer onu. Kaynanalar giymez ki. Kaynanalar da giyiyor canım. Bir Urfa programları seyret. İşte bazen de duyuyor. Bir televizyona aç bak. Yok. Hiç görmedim ben kaynanalarda. Aa bir saniye. Ben yardımcı olamadım yani. Canım ne şimdi bir yer getiriyor. Tencereyi tutayım dedim şöyle. Dün, yaptım ellerimi. Bir peçet eksikti. Yani ben yardımcı olamadım. Bir saniye. Hangi yani. Tencereyi tuttun Ayten Hanım öyle? Şey tenceresini tuttum. Şeyi koyayım alayım dedim. Neresinden tuttun tencereyi? Saplara bir yandan kızmıştı. Ben de boş bulundum. Yaptım ellerimi. Var. Su toplamış. Geçmiş olsun. Evet. Yani ben yardımcı olamadım. Siz ben niye üstünü... tencereyi kavradınız? Ne oldu ki? Yandı mı? Yani ateş yanan yerden kenara alayım dedim az yanan yere. Sapları sıcak oluyor onlar. Ay geçmiş olsun. Onu unuttum işte. Bir şey sürdünüz mü? Sürdüler krem falan böyle kremlerle durdum mu? Yeliz ne oldu ya öyle mutfakta neler yani oldu? Yani yetiştireyim diye çabaladım ama maalesef. Menüsünü yetiştirdi de işte böyle masayı ve giyimine gidemedi. Sen de parmağını mı kesti? O da parmağını kesmiş. Ay canım benim. Geçmiş olsun her daha neler çıkacak yani parmağımı acaba? Parmağımı kestiğimi anlayamadım. Daha neler çıkacak acaba? Parmaklar kesilmiş, eller yanılmış. Yemekler de yandı mı gülüm? Bak yemekler yandı mı? Yanmamıştı yani. Çünkü eller yanmış, parmaklar kesilmiş. Yemekler de yansa normal gelir yani artık. Niye öyle? Nerede sıkıştın Yeliz? Bir de çatal da herhalde. Biz dün çiğ köfteleri yoğurduk, ellerimiz bembeyazla geldik masaya. Niye böyle oldu Ayten Hanım? Biz sizi dinlemek istiyorum. Valla baştan şeydi biraz,
Yavaş oldu. Ben de dedim hadi biraz daha hızlı. Ben dedim o hızlanmanızı tavsiye ederim biraz dedim mutfakta Yeliz'de. Çünkü hızlanmaya çalıştım ama. Başladı. Neyse Allah'tan menüde eksik yok ama. Evet menüde eksik yok. Masayı beğendiniz peki olan haliyle çıkmış kadarıyla yani çıkmışı. Ben masayı beğenmedim. Ne? Üzüldüm hatta yetiştiremedi diye. Gerçekten. Ya eksiklerini söylemiyorum zaten bariz gözüküyor Zalim, biliyoruz dün da. Dün benim çiçeğime böyle burası rengarenk. Laf ettiler bembeyaz çiçeğe getirdiler. Ben bunu da beğenmedim. Çok açık renk. Hayır bak bütün renkler karşımda. Şuna böyle bir renk olsaydı. İstediği bak, rengi seviyorsa Ali karşımda. Yani, sen çiçeğe ben laf etmedik. Sadece biraz yüksek gidi dedik. Hayır biraz bak kış çiçeği atalım dediler de bu çiçek olmaz yok dediler. Eski çiçek dediler evet, de. Evet eski çok eski babaannenin çiçeği. Ha babaannemiş. Bütün renkler bir arada toplamışız. 30 senelik bir çiçek. Bütün güzeller bir arada dedik de gerçekten çiçekler de bir arada olsun dedi. Ne yapıyorsun Yeliz? Hayırdır? Gerçek de olsaydı çok güzel olurdu. Bütün renkleri bir araya toplamışız. Gözlerin artık çorba servisine geçmen lazım. Kabuk olsun. Birer tane bırak. Gülüm ne yapıyorsun? Etrafımıza fırfır dönüyorsun. Heyecanlandı biraz. Heyecanlandı. Dün bir peçete eksikti. Laf ettiler. Bir çatallar yendirmişti. Yine laf ettiler. Ha bak etrafımızda başım döndü. Ben bir şey diyemeyeceğim artık. Gerçi başım döndü. Kaç sen sefer uzat oradan Yeliz'cim uzat. Tamam. Sürekli oralara gidersem git. Zaten yasak o tarafa geçmem. Bir de vakit kaybediyoruz. Tamam. Ya, chopstickleri de ver herkese birer tane. Uzat şeylerini uzat. Bir seferde tamamla virgülüm. Bir seferde. Eli yanmış ya ondan canı yanıyor. Kendi derdim eli yanıyor yazık o fena bir evet, acıdır. Evet eli yanıyor. Geçmiş o yani varsın. Acık geline de sormak lazım. Kızım elin yanıyor mu? Acık soğuk suya mı? Sen nasıl kestin elini? Evet elin yanıyor mu? Ben farkında değildim kestiğimin. Farkında değildin. Akşam ikisi de doktor yolunda. Siz çok heyecan hastane yaptınız herhalde. Yorumlar felaket masayı beğenmediler. Kaç yıllık gelin geliniz? 19 yıllık gelin. Maşallah. Azmış vallahi. Evli gelini var. Çok uzun var değil. Gelinin var dedi. Yani. Gelinin gelini var dedi mi? Ancak 30 yaşında gelinin 30 yıllık gelini olsa da ancak yapardı. 16 yaşında evet, oldu. Hadi git çabuk. Ambulde kaseleri veriyoruz. Hadi yetiştirmesi çabuk gerekti yani. Yaşı çok gençti. Yetiştirmesi gerekti. Yemekler de basit. Yani tabaklar da basit. Panik oldu herhalde. Yaşı çok genç. Evet, panik yaptı. Çok hareketli olması gerek. Bardaklar da yok Zuhal'ın. Bardaklar da konulmadı. Artık onları da bile ara koyar bir çorbalarımızı içelim. Çorbası falan soğuyacak yemekleri. Gelin hanımın ayağı birbirine dolandı. Çünkü hazırlayamadığı için çok telaşlandı. Bizi utandı yani. O da bir utandı. Yani isterdi menüsünü hazırlamaya. Mondu düştü. Ali Hanım da öyle deyince hepten üzüldüm yani. Ben gerçekten üzüldüm gelin hanıma da. Ya bir şıklık olması gerek. Ne üstü başlarında var, ne kendilerinde var, ne de masada var. Çok acımasızlar. Çok. Zuhal Hanım benim gelin olsa sen bir gör bak benim gelini. Yer vereceğiz. Vallahi bak çok şey. Bakarız onu da görürüz canım. Ben nişanlıydı değil bak, mi henüz? Evet. Dün kendini övenler. Masa. Vallahi bu 4 tane 5 tane kıyafet hazırladı kendine hanımefendi. Ne için? Bizim program için. Şenay Hanım, dün benim gelinime dediniz ki yavaştı da bana yüz vermemiş de çantamı almamış da. Evet. Ne yap oynasaydı? Ama çantamı almamış. Bak söylemiştik tikki var diye. Ama tikki varsa sen söylemen gerekti bunu. Ben görmedim. Ben hiç farkına varmadım. Sen fark edeceksin o zaman benim ben çantamı. Ben farkına varmadım çantanı. Gelin kendini ifade etmiş, tamam, panik olmuş. Da, çekedimi niye almıyor? Bak burada yani? masada anlattık. Yine de sen dediğini yapıyorsun. Aynı kelimeyi devam ediyorsun. Edeceğim tabii. Bacı konuşun. Konuşun. En başa. Sen geldin. Biraz, ben senin çekedini almayacağım. Ne yapacağım böyle? Biraz masanız mı konuşsun. Kapıda. Biraz yemeğiniz konuşsun. Yemek konuşsun biraz. Karşılığınız mesela çiğ köfteler konuşsun. Ha çiğ köfteler konuşsun. Kavurmalar konuşsun. Frik pilavı konuşsan. Tamam da kapıda kaldı. Bunlar konuşsan. Bu elimde almamışsa söyle saygısızlık. Ne yapacağım? Saygısızlık yapmadı sana. Saygısızlık yapmadı. Siz? Bilmiyorum ki yani bekliyorsunuz. Saygısızlık yapsaydı. Bir de şunlara bakacak mısın? Ben baktım. Var mı çizik müzik? Baktım ben. Şenay Hanım. Sizin için çok önemli. Ben dışarı taşıkta çizik yok. Şenay Hanım bakar mısın? Evet, sen hep öyle dedin sonuna kadar benim modumu almamış da dedik. Tiki var,
almamış yerinde durmuş diye. Hani sayılsızlık ama ya kapıda benim, hoş geldin dedi. Şeyimi güldü. Alsın almasın. Ben önemli, ben kapıda kaldım diyor. Hayır, bekliyorum. Yani çok konuştum. Çok. Ceketimi alsa ben içeri gireceğim. Benim masamda dünkü masadan bahsettin. Niye çatalı kirlimiş? Çatalı kirli dün söyleseydin. Bugün benim masamda söylemeyecektin. Akşam ben de gelin de bayağı üzüldük. Bu nasıl bir şey ama dedim. Ama biz olan şeyi söyledik. Hiç mi masada oturmadılar? Ayıptır. Yani biz olay üzüldük. Olay ayıp değil yani. Biz ben üzüldük gerçek. Ben kapıda kaldım. Senin yani yana. Böyle bekliyorum kapıda. Kapıda. Yani sen ceketimi, gelini, sen masa. Gelinin tiki varmış. Tabii. Ben nereden bileyim gelinin tiki olduğunu? Tamam söyledi. Tamam da nereden bileyim? Sen söylemen gerek. Hayır, ne diyecektim? Birazcık da dinleye gidelim. Sen? Şimdi bilmiyordur. Tabii ki biz de bilmiyorduk. Ben de tesadüf karşılaşınca kapıda öğrendim. Evet, siz açıkladınız gerçi. Bir de söylediniz. Ondan o da bir şoka girmiş. Bir anda çantayı görünce kilitlendi herhalde. Evet. Ben çünkü o anda bir gördüm. Tam sizi girdiğinizi görmedim. Elinde başka siz girmiştiniz içeri. Elinde sizin çantayla duruyor. Ne oldu dedim. Ben o hayvana bakamam falan dedi. Arkadaşlarım da sonra ne oldu nedir falan anlamadık biz de. Buyurun. Herhalde onun şokuyla ne yapacağını şaşırmıştır kapıda. Zuhal Hanım ben bilemem ki onun tiki tamam, var. Tamam yani açıkladılar işte evde, size. Evde o okey. Hadi çorbalar hadi bir an i̇şte evvel yiyelim. İşte ben de sana açıkladım yani. Sen bir saniye dur teker teker adım adım. Üzerini değiştirmek istiyor musun Niyeliz? Hayır. Nasıl hayır? İzin veriyorum ben. Ben de izin veriyorum. Siz? Verelim. Hadi sen izin ver. Tamam, niye böyle yaptın? Abla. Ne? Hadi sen değiş de canım. Sen değiş gel. Hayır, elini kesmiş diye ben izin verdim. Yeliz'ciğim sen git üzerini değiştir. Tamam. Niye duruyorsun? Vermezdim. Bir saniye niye izin vermiyorsun? Niye vermiyordum? Çünkü dün gelinime çok şey üstüne gittiler. Üstüne başına kıyafetine. Siz kimse bir şey ben niye üzüldüm şimdi veriyorum? Elini kesti diye günah üzülmesin. Bence yanlıştı. O da getirmiş bir kıyafetini giysin yani. Niye izin vermedi? Ben anlamadım onu. Laf etmişti. Kendi gelinin hamur üstünü görmedi. Moral olsun diye verdim. İzin verdim. Yapabilir miyim Zuhal? İçtiyseniz yeteri kadar tabii ben ki. Ben beğendim çorbasını. Vallahi evet, güzel. Kıvamı da güzel, tadı da güzel. Ben beğendim. Herhalde hepimiz biliyoruzdur düğün çorbasını yani, ne düşünüyorum farz edeyim. Güzel olmuş. Süper kavurdan beğeni geldi. Evet ha? O yaptı. Ben yapamadım bir şey. Un kavrulmuş buna. Hayır un kavurmadı. Kavurmadı mı? Sen hayır kavurarak yapmadı. Sadece ezdi suyla. Hı. Kaynayan şeye yok. Terbiyesi de güzel. Hani güzel olmuş. Şöyle sade un. Tadı güzel. Eti ince un, kıyılmış. Un, sirke, sarımsak, tereyağı. Ha söyle Osman teyze. Eti güzel ince kıyılmış. Tadı tuzu da yerinde. Çorba güzel. Oh. Çorbayı ben de beğendim. Ne güzel. Afiyet olsun. Tadı tuzu yerinde. Ben ilk defa yediğim için. Tamam. Hani beğendim. Güzel hoşuna gitti. Bizim düğünlerde hani yapılmıyor. Öyle bilmiyorum. İlk defa yiyorum. Yapılıyor işte düğün çorbası. Yani her yerinin ayrı farklı oluyor. Kuzu gerdan eti kullanılır. Tadı tuzu yerinde. Tadı tuzu yerinde. Evet. Maskenizi takın Şenay Hanım siz de dinleyeyim çorbayla hani, ilgili. Hani güzel güzel de diyecek halim yok. Yani güzel. Tabii güzele güzel diyeceğiz. Ben çorbayı beğendim. Oh. Çok güzel. Oh. Yani ilk defa daha 4'te 4. Çorbamı burada 3 günden beri içiyorum. Yani. Öyle mi? Evet. En beğendiğiniz çorba bu mu oldu? Tuzu her şey yerinde oldu. Beğendim. Süper. Benim için önemli olan zaten beğenmek. Hepimiz benim, için evet. Benim gelinkini beğenmedim zaten. Üzerinde de kötü bir başlangıç yaptın ama işler iyiye gidiyor. Evet. Bak beğendim diyor. Beğendiniz doğru. Evet güzel i̇şler, olmuş ellerine sağlık. Afiyet olsun. Biraz kafa sarmış olabilir mutfakta kötü başlangıç yapabilirsin evet. Ama bak çorbana ben de dahil herkes tarafından evet. Beğenildi söyleyeyim eline afiyet sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten güzel sağlık. Yapmışsın. Tadı, tuzu, kıvamı, etleri üzerindeki de güzelmiş puantiyeli. Teşekkürler. Tamam ne güzel iyi bari moral olsun sana da. Şimdi iki çeşit suşi gelecek. Yaşadın evet. Yosma teyze bir de yani nigiri geliyor. Hem sizinkiler birer hı. Tane yaparken benimki iki çeşit yaptı yani. Ha. Biraz da yetiştiremedi derken tek yapsaydı yetiştirirdi. Eline sağlık. Bir şey söyleyeyim mi? Suşi'yi övüyorsun. Övmüyorum. Ben çiğ köfteyi övüyorum. Ben... Anlamadın iki çeşit yaptı evet. Diyorum. Ben övmüyorum. Ne övüyorum? Ben neyin arkasındayım? Bilemem. Ben kavurmanın yok, arkasındayım, işte. Ben filik pilavın arkasındayım, ben tatlının arkasındayım. Ben pilavını zaten beğendim senin. Buzla yoğuran çiğ köftenin arkasındayım. Buzla. Sıcak suyla değil. Buzla. Ben bunların arkasındayım. Ama bir saniye iki yani çeşit yoğurma suşi. Yoğurma süresi az. Yetiştirememişiz. Ben ona şey yaptım. İyice özleşmemiş dedim. Evet. Başka benim, bir şey demedim yani. Benim gelin menüsü boldu. Peki. Boldu. Ben de 6 verdim ama. 6 puan verdi size. Yani. Fena düşük puan vermedim verdin, yani. 6 verdim. O yemen hakkı 8. Belki sizden daha iyi yapacaklar çıkacak. O yemeğin hakkı 8, 9. Ben milletin ona kadar yollardı.
Siz benim çiğ köfte yaptınız ama beğenilmedi çiğ köfte. Çiğ köfte. Yani yemeğin ana yemeğin ya böyle tabağın içine. Hayır öyle tam. Bak şimdi o tam birbirini tamamladı. Sushi de hani mecbur o tabakta olacak. Çare yok. Da... Ama sizin menünüz de karışıktı gerçekten. Karışıklı yani. Çok karışıktı. Gerçekten karışık. Güzel. Ana tabağınız siz karışıktı. Sonra, yani sonra... ya çiğ köfte olacaktı ya böreğiniz olacaktı. İkisini aynı anda o da kıymalı da hayır hayır. Yani senin, ikisinden biri olacaktı. Sizin en çok şey kavurma. Saç kavurman yani güzel oldu. Çünkü nasıl bol bol de, şeyde tabaklarda göründü. Gözünüz bayram etti. Daha ne olsun? Biz gözünüz doysun diye yaptık gözünüz, size. Biz çok gördük onları. Sen öyle tabak görmedin. Ay bak sen onu yapamazsan, tutturamazsan yapma zaten. Sunmayın. Önemli olan gülüm, tutturmak. Gülüm tutturduk da yedik de. Beğenilir de siz... Ama şimdi bak size şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Kıskançlıktan öyle oldu. Aa, ne yapalım? Tamam, kıskandılar. Sen nereni kıskandın? Urfa yöresel kıyafeti kıskandılar. Ya bak Urfalılar çok kıskandılar. Güzel yapıyorlar. Ben sana söyleyeyim mi? Şirlik tatlıyı kıskandılar. Urfalılar çok güzel çiğ köfte yapar. Ama oturmaz onu bak, bilen kişi bak, yapar. Bak kavurmayı kıskandılar. Filik pilavı kıskandılar gelin ondan. Yapamadı. Neyi kıskanacak? Sen yani, değilsen ki eti yiyin de gözünüz doysun. Hay, biz poşet yemedik mi? Her gün bak elimiz, hep... puan için gelininize güvenmediniz. Bak gördünüz değil mi kıyafeti? Üstünü değiştirmemiş masa hazırda. Ondan kıskandırın az verin. Senin gelinin kıyafetine bir şey demedik ki. Bu ha, da giyinmemiş o da olabilir. Kıskandınız. Puan ona göre ama verdiniz. Sizin de eksik vardı. Yani yok. Sizin de vardı eksikleri. Menüsü eksik değil. Bak masa azdı. Bak tamam değil. Çatal, bıçak, kaşık, peçete. Bastım en son anda elini kesti birisine, şey yaptı. Birisinin boğazına yemek kalsa gitti. Suyu. Buna katılıyorum. Gitti yani. Çorbadan kalmaz. Düşünce biçim. Evet. Çorbadan boğazında kalmıyor. Hastada yolunu tutarız vallahi artık. Yok yok kalmaz. Bir şey olmaz. Ben korkuda yiyemiyorum çünkü boğazımda kalır diye. Aa, senin boğazında korktum. Sorun vardır ondan. Hayır hayır yok canım. Yok yok. Hiç kıskanmadık. Ali Hanım öyle kıskandı dedi ama biz kıskanmadık. Yöresel kıyafetini giymiş. Kısma ne yapalım öyle giydi bir şey diyemez. Biz ne kıyafetler giydik. Kıyafet sorun olmuyor bizde. Şimdi kıyafete kimse bakmıyor. Burası kıyafet yarışması değil. Düğün değil, kıyafet yarışması değil. Burası bir yemek yarışması. Ben gülüyorum. Gerçekten gülüyorum. Ben çünkü kıskanan bir insan değilim. Ben yay burcu olduğum için hani kıskanmaz. İçi nasılsa dışı da öyledir. Gerçekten. Neyini kıskanayım ya? Allah ona da el vermiş, ayak vermiş. Bana da vermiş. Kına gecesi giydiği kıyafetimi kıskanayım Allah aşkına. Hadi gelin giyse. Geline demeyeceğim yani gerçekten gelin yani daha tazecik. Ama sen bir kaynanasın ya. Onu giymen ne ya? Ben gülecektim masada. Hatta gülmek zor tuttum kendimi ya. Biri California Roya, biri de somon nigiri. Hemen böreği kesmem lazım. Ama bunu yanına almam lazım. İki çeşit sushi yaptı bugün gelinimiz. Yani bir bizim tercih ettiğimiz ve istediğimiz... Maki türünde yapıyordu gelinleriniz. Bugün de roll tarzı yapmış. Yine bize olur dediğimiz bir sushi çeşidi. California roll ve yanında da nigiri var. Yosma teyze yaşadın nigiri geliyor sana. Çok üzgünüm. Efendim? Çok üzgünüm. Hiç yemedim ya yiyemiyorum. Beni çok rahatsız ediyor. Ya ama ya yediğin şu kadarcık pirel yemiyor musun pilav? Teyze 5 gün mecbur yiyeceksin çare yok. Evet mecbur yiyeceğim ama hiç seni bir koyabilmiyorum çok ki. Çok üstelemeyim. Üstelemek değil yemek zorundasın. Burası yemek yarışması. Gelirken bilerek geliyorsunuz. Ben hayır, ne yapayım? Yiyeceğiz. Ne çık? Ahtapot yediler bu masada. Bugün içinde ne var acaba? Yani şusilerin içinde neler neyin ne var? Neyin içinde? Şusi. Hadi bakalım bulun bakalım içinde ne var? Yılan balığı dedin. Kim dedi? Sen demedin. Yılan balığını dedi yani. Hayır, balık yumurtası ben var. Ben söylemedim ya. Uçan balık yumurtası var. California rolünüse. Turuncu turuncu minik minik balık yumurtaları evet, var. Vitamin alırız en azından. Tabii. Evet. Havyar. Havyar evet. Yani. Soğan salatamız. Gecikti maalesef. Gecikti mi? 5 dakika olmuş. 5 dakika olsun be yani bekliyoruz. 10 dakika veriyorlar. 10 dakika veriyoruz. 10 dakika aşarlarsa sıkıntı. O zaman tamam 5 dakika daha. 5 dakika daha. Bak geliyor topuk seslerini duyuyorum ben Yeliz'in. Hah.
İşte. Hadi şükür şükür geldik. Ha şükür sushi'ye kavuşturana. Korkulu rüyam geldi. Hem de bugün iki tane çifte kabus. İkisinden de tatmak zorundayım. Evet. Çünkü menüye ikisini de somonlu nigiri bu. Bak bu sushi'nin bak yosun bunun içinde bunun hiç yok. Pilav altındaki üstündeki de somon. Tamam sana vermeyeceğim Allah izin ederse. Çok teşekkür ederim. Benimle ne alakası var problem? Daha önüme gelmeden tabağa gülüyorum. Vallahi gülüyorum. Aa niye? Önüme gelmeden ha bakalım. Soğan doğramı bir soğanı maydanoz koymuş önümüze getirmiş. Niye? Soğan kadar vitamin bir şey yoktur vitamin ya. Vitamin için değil mi? Bak hemen atlamayacağım. Hemen atlama. Vitamin için demiyorum. Ben kendi soğancıyım. Her yemeğime katıyorum. Bol bol katıyorum. Yani bak hele. Dünkü o çiğ köfteye... O şeye hamur yoğurdu. Sen de domatesi börttürdün de getirdin. Onun yanında. O kızarıldı. O süsü öyle. Süsü öyle. O kızarıldı. Tabağı. Onda çiğ soğan işte böyle. Süsü böyle. Bak şey vitamin için bir şey değil mi? Tabii ki soğan vitamin. Soğan ağır koktu diyor. Koktu biraz evet. Niye? Şey yani, tuzlu oldun mu? Bilmiyorum yanlış anlamayın da. Tuzlu oldu mu Yeliz? Soğanı mı? He. Yok olmaya fırsatım olmadı. Fırsatın olmadı. Ya Allah rızası bakın ya. Dünkü menüme bak, buna bak. Gülüyorum gül. Tek elimle gülüyorum. Sizinki de çok karıştı ha. Karıştı Ali Hanım. Senin gerçekten de çok ağırdı ama biraz en azından bu hafif. Seninki ağırdı, çok ağırdı ya. Gerçekten bak. Var ya sen de konuşuyorsun çok. Evet. Hele o çiğ köfte çok ya. Çok konuşuyorsun. Yapmasaydınız keşke. Üzülüyorum konuş. Çok konuşuyorsun. Yine yenmedi zaten o çiğ köfte. Onu çok yapanlar mesela yapıyorlar. Biz çok yedik. Sizin örelerinizden çok yedik. Ya şimdi, çiğ köfte çok güzel olur evet, tabii ki canım. Yapan var biraz yani. Biraz az yoğurmuş. Ben arkadaşlarım evet, bugün çünkü mutfağım. 10 dakika. Onun... Yetmez. Eti olan çiğ köfteyi 10 dakika yaptı. Ya ben böreği kesemiyorum zaten. 20... Şey, efendim? Böreği kesemiyorum. Böreği kese... Aa dur bakayım. Niye? Ya ben kesemedim. Ya bıçağım mı kesmiyor? Ben kestim. Sizin yöreleriniz evet. Çok güzel yapıyorum. Yaradı elimden ben kestim. Beğeniyorum. Sen tabaktan ama... anlamıyorsun. Şenayana. Ben bunu anladım canım. Ben anladım. Gerçekten anlamıyorsun siz tabaktan. Aa, benim belimim böyle tabaktan. Miydi? Neymiş? Siz bunu çok beğendiniz. Benim belimim ben tabağı böyle miydi? Daha tatmadım. Başını anlamıyor ondan. Ben tatmadım ki kaç daha. Kaç çeşit vardı? Ne kadar da güzeldi. Hiçbirini beğenmediniz. Senin tepsi şeyin hiç güzel değildi ki. Ne yağ tuzu vardı ne bir şeysi vardı. Ben ana yemeği söylemiyorum. Tuzsuz. Ara. Şenay Hanım ancak konuşsun. Ara sıcağı söylüyorum. Ben seninkinden hiç beğenmedim ben. Sen benimkini ben de seninkini bakınca göreceğim. Zaten beğenmeyeceksin yani belli. Yok. Siz hayır. Kalkıyorsunuz. Hakkını vereceğim. Bak şu an börek kesilmiyor. Kesilmiyor. Ben cürt diye kestim. Valla ben kesilmedim. Bir kesin konuşuyor. Tamam da beğenmediğiniz yemekleri altı veriyorsunuz ya. Ya şey yapıyorsunuz. Nasıl bir görüşte börek nasıl? Güzel mi? Tadı, tuzu, yemeden anladınız mı? Hayır ben sana bir soru soruyorum. Soru sor. Sen beğenmedin yemeği. Bak börek dün. Ay yemem edemem diyorsun. Sonra kalkıyorsun altı verdin. Neye verdin altıyı? Sen de çok eleştirdin. Vereydin 9-10'u. Niye vermedin? Ama ben çok yemeğine göre bizim veriyorum. Yemeğine göre. Puanlarımızı yadırgadın. Niye verdin? Yememişiniz. Ya. Yemediler yani. Yemeği yemediler. Yedik. Niye yemeyelim tadına yediler, baktık. Sorbeti. Yemeden kim neyi yemedi? Çorbanı. Benim çorbam mı? Çorbamdan. Niye beğenildi çorbam? Sen yemedin. Sen beğenmedin. Hayır yemediler. Biraz yoğun dediler. Teyze kalktı bir kaşık aldı. Bıraktı, kalktı sana şey verdi, altı verdi. Soğanım biraz tuzlu olmadığım için koktu dediler. Gitti puanlar, gitti. Patlıcan hiç olmamış, mevsimi değil zaten. Gitseydin kuru patlıcan alsaydın, küçük küçük haşlayıp koysaydın, belki bir tadı olurdu. Bu patlıcan mevsimi değil zaten. Saman gibi olmuş içinde. Siz de mevsimindeki olan şeylerle yaparsınız. Tamam mı canım? Bizim mevsimi değil de. Ben patlıcan almıyorum. 40'ta bir canım çekerse çekmez. Patlıcan yalnız değil ki mevsime. Siz çok şeyler alır var. Mısınız? Uzanır mısınız? Soğanım hiç güzel değil. Soğanım hiç güzel. Felaket, felaket. Zaten nasıl görünce güldüm. Bu nasıl bir şey? Urfalılar çok güzel yapar çiğ köfteyi. Yani ben görüyorum yani. Televizyonda da görüyorum. Misafirliğe de bazen birkaç kişiye gittik biz. Gördüm. Ağzında böyle eriyor. O kadar yoğuruluyor. Bu şey gibi kalmış. Bulgur pilavı gibi şey. Bulgur. Çiğ köfteyi savunuyor. Sanki aman aman çok büyük bir şey yaptı. İçli köfte yaptı. İçli köfte yapsa bir şey demeyeceğim yani. Diyeceğim içli köfte yaptı. Orayı işte diyeceğim. Onu tutturmak biraz zordur. Ama sen... Onu savunup duruyorsun. Ne yaptın yani? Bir saç kavurma. Tamam saç kavurmanı beğendim. Abarttıkça abartmış. Katmasaydın o kadar bir şeyler
Yani sunmasaydın, 3 çeşit olsaydı, bir yoğurt olsaydı yanına, salatası olsaydı yeterdi. Kesilmedi bir, içinde tuz denen bir şey yok. Neyin, böreğin mi? Evet. Yeliz kesilmiyor, börek tuz evet, yok kesin. Bir farkına vardınız mı tuzunu? Tuz hiç katmamış. Yok, tuzu iyi. Hayır, kat. Tuz iyi. Sağ olun. Bence... Zencefil turşularınız, soya soslarınız. Ben bugün seve seve bunu yiyeceğim. Sushi yiyeceğim çünkü başka tabakta bir şey yok ondan yiyeceğim. Seve seve yiyeceğim. Başka bir şey yok mu? Evet, yiyilmiyor çünkü kesilmiyor. Aa. Evet. Böreğin tuzu var. De işte yok diyorlar. Vermemek için, puan vermemek için yok diyorlar. Ye o zencefil turşusu şifa yosma teyzeyi çekin ha. Ye o çok güzel. Ha bak yiyorum çekin beni diyor. Sonra çekemedik yemediniz. Nasıl zencefil turşusu? Güzel. Güzel değil mi? Güzel tabii. O kadar şifalı bir şey ki zencefilin kökünden yapıyorlar onu. Çok faydalıdır zencefil. Yani çiğini bile aslında yiyebilen biraz zordur yemesi ama çiğini bile yiyebilen aslında şöyle her gün bir parça yeseniz hasta olmazsınız öyle söyleyeyim. Yani o kadar şifalı bir şey ki zencefil. Biz hemen hemen kışın haftada 3-4 kere zencefil, bal, limon kaynatırız, içeriz evde yani. Ama iyi ettik mi balına zencefili katarız, içine de limon. Ha bak işte bravo onu. Şifa. Börekten de yedin mi Yosma teyze? Yedim. İlk defa suşinin tadına vardım. Vallahi güzel mi? Güzellikle değil mi yedim yani. Ne demek güzellikle? Yani, yani o tadı hissettim. Niye? İki günü süste öyle... Neden bugün hissettin? Çünkü yiyemedim böreği. Ama kesemedim yani. Kıymanın tuzu güzel yani. Böyle gerçekten kesemedim. Yani kıymanın tuzu güzel, gayet de güzel kesiliyor. Çorbama güzel dedim. Yani de, haksızlık yemem. Somonu da alın. O somonla mı girin? Bak sen de kesemiyorsun. Hayır, ben kesin yedim ama. Çok yedim ben. Ne oldu ne oldu? Ali Hanım anlatın bana ara yemek tabağını. Ara yemek soğan geldi önümüzde. Bir de kesilmeyen böreği geldi. Yiğit sushi vardı bu tabakta. Diyorsun. Yedim onu biraz midem tuttu. Aa. Evet. Beğendin maalesef, mi sushi? Maalesef. Çünkü soğanı nasıl yiyeceğim soğan? Börek de kesilmedi. Soğan da tek başına yiyilmez ki. Ben keseyim size de tuttum. Soğan iyi tuzdan olmamış ama. Soğan, baktım. Gerçek baktım. Bak bak. Kestim, kesilmedi. Suyu alabilir miyim? Gırtlağım yandı ya. Evet, bir su artık. Dedim kaynanayı azülüyorum. Gitmiyor yani. Yanık servis susuz yapıyor. Gitmiyor. Bir su olması gerek masada. Kızım su getirsene. Gelinimiz yok. Kadın şey, ağzı yanıyor. Tutuştum. Gelin evet. Ama söyle nerede kaldı canım? Ya lütfen ya bu suları önce yemekten önce katın yani. Evet. Cidden yani. Yani bak, önceden hadi koymayabilirler anlarım da bugünkü elimiz yetişiyormuş ama çorba ile birlikte yemeye başlamadan önce sular katılır ya. Kaşıklarla beraber bardaklar konulabilirdi. Su katar, bana katar mısınız su bana? Servisi bırak yani ne olur. Getiriyor suyu. Hı-hı. Biz artık şıklık istemiyoruz. Biz de su istiyoruz. Yani ağzım yandı. Ne istemiyorsun? Şıklık masanın şıklığını istemiyoruz. Bir şıklık su istiyor. Allah rızası bir su. Ya bana versin ben. Bir su. Ben korktum hem böreği kesemedim hem de yiyemedim. De boğazımda kalır diye yiyemedim. Suyunu getirsene çabuk olsana ya. Tamam su donmadı. Ben bilmiyor mu yavaş doluyor su. Tut dökerken. Kayış gibi olmuş kesilmiyor. Siz de mi kesemediniz? Vallahi kesilmiyor zaten. Yeliz yani su yetiştir Yeliz. Yani Yeliz önce sen bana ver önce. Surayı vereyim kime yetecek herkes susuz. Kaynanası kalktı sularımızı verdi. İçeceklerimiz hiç aklına gelmedi. Ya ben su diyor kayınvalide servis açıyor. Ya beni hiç şey etmedi ya bu bayanın ağzı yanıyor hemen bir bardağı su katıp önüme koyması gerekti. Ekmek olsa ekmek yiyeceğim. Yok o da yok. Cayır cayır yandık yani yapacak bir şey yok. Yeliz böreğini sert buldular kayış gibi diyor Fatma Hanım. Bir de böreğin içinde tereyağı yok herhalde. Ev yufkası. Ev yufkasıydı evet yani, gördüm ben kızartma evlerim. Olur tava böreği. Ha. Ne oldu? Yani güzel olur. Niye öyle oldu ben bilmiyorum. Niye hayır öyle gayet olmuş? De güzel. Yani tadı şeyi yerinde. Ya tuzu yerinde bardağımız alabilir mi? Kesilmiyor. Kaliforniya rolden de yani bizim ev yufkamız böyle. Sen sevmeyebilirsin tuzu eksik. Hamuru kendi mi açtı? Hazır yufka mı? Yok bizde böyle yazdan yufka açılır. Ha, siz kendi açtınız. Saçta pişirilir kışlıkla. Evden getirdiniz. Evden getirdiniz. Ali yani maskeni takar mısın? Bravo. Allah'ım. Allah'ım bir de hazır yufka. Dün iki sefer burada hamurlar yoğruldu. İki sefer hamurlar yoğruldu. Allah'ım, Allah'tan korkmadınız mı hiç? Zaten masadan gittim ben. Yani hiç umutlu değilim masa şeyinden.
vereceklerine. Zaten ondan puanım gitti. Şu suşiyi değerlendirin bana. Hem Kaliforniya rol hem nigiri yediniz somon. Nasıl buldunuz ve soğanı? Yani ben beğendim. Beğendiniz? Şu şeyi. Soğanları beğenmedim. Sen beğendin mi Yozma teyze? Böreği de beğenmedim. Ben de soğanları beğenmedim. Suşiyi de beğenmedim ama yedim. Beğenmedin ama yedim. Beğenmiyorum. Börek nasıl? Börek değil, fena değil. Tadı tuzu yerinde ama biraz el aşması demek zamanında koyulmuş ya. Kesimi zor oldu yani. Fena değil. Fena değil. Evet, buyurun Şenay Hanım, siz de iyi misiniz? Vallahi hiç iyi değil. O da ağzı yani. Bastı seni Şenay Hanım. Bana çok ağız, bir anda yiyince ağzım yani gerçekten çok kötü oldu. Hangisinden? Noz, pilavın üstündeki. Nigiri. Somon evet. O, somon filan. Somon mu ne? Yani ben hiç tercihim değil onlar benim. O yüzden mecburen yemek zorunda kaldım. Su da içti. Tadına da bakmak zorundayım çünkü. Tabii. Nasıl peki, tatlarını anlatın bana. Ya ben beğenmedim. Hiçbirini? Yok şeyi. Nigiri işte, gırtlağımı yakan bir nigiri. Şey. Nigiri. He. Beğenmedim onu. Ya ben suşiyi de pek benim tercihim değil. Ya onu biliyoruz, anladık artık 3 gündür. Sizin tercihinizi sormuyoruz zaten. Belli ki kimse çok severek da bayılmadı yani. Aynen. Olabilir ama tadı nasıl? Pilav mesela, değerlendirin 3. gününüz. Diğer suşilerle karşılaştırdığınızda olmuş mu sarılması, pirinci, ya, pişmesi, ya malzemesi? Güzel olmuş. Bir de renk koymuş biraz içine. Renk dediniz balık yumurtası. He, balık yumurtası filan. Onlar güzel. O kırmızı yani, balık yumurtası çünkü. Evet, kırmızı balık yumurtası. Renk yoktu, sadeydi. Onlar farklı bir çeşit maki. Bu evet, rol. Bu şey yani nasıl bunun desek? Farkındaysanız yosunu içinde nori evet, dediğimiz. Evet, onu fark ettim. Onların dışındaydı. Yani güzel olmuş yani o konuda. İyi diyorsunuz. Pembeleri de güzel olmuş, yakışmış o şeyine. Yani şekil herkes olmuş. Herkes bir çeşit yaparken benim dediğim iki çeşit yaptı. Çünkü biz iki gündür yiyoruz. Sen de kalkıp hep ona mı öveceksin? İki çeşit yapmış. Bir tane yapsaydı niye iki tane yapıyor? Yapabilir. İyi ki yaptı ki ben biraz karnımı doyurdum. Sen niye o zaman çiğ köftenin yanına börek niye yaptın? Ki, iyi tek ki iki yapsaydın. Çeşit yaptı ki ben yedim. Sen de tek yapsaydın o İlk zaman. Niye bugün tek bana yapmadın? Artık soranlara ne diyeceğim? Vallahi ben tadını aldım bugün. Doğru, gününüz geçti sizin. Gelinimiz yok yine meydanda. Hepsini bir yapıyor gelin galiba. Nerede? Ama bunları... Gelin nerede? Gelin nerede? Gelin hiç görmüyoruz biz. Ana yemeğimiz gelmedi. Gerçekten gelin çok dolduruyor. Ne yapsın, günah, elleri yanıyor, kesilmiş. Sen Urfa'da oturma herhalde. Burada oturuyor ama ondan tutturamadım o çiğ köfteyi. Hadi yedi, tamam be. Tamam anne, anne dur, kızartıyorum dur. Yanmasın. Yeter o kadar bir şey, yeter. Çiğ mi desinler? Hadi yeter o, yeter gel. Beğenmiyorlar zaten hiçbir şeyi. Kapat. Salataları da koymamışsın daha. Salata çabuk olur ya. Kızım bırak, tamam çevirme. Zaten içerideyiz, benim tavan yaptı sinirim. Dur ya dur. Daha makarnanın orada şeyini koyacağım. Bu ne ya? Git tabaklarını al gel. Bir saniye, mutfakta bir şey mi oluyor? Gelsene canım, öldük kokudan. Yelizciğim, bu soğanları olman gerekiyordu tuzla. İşte. Öldürmen gerekiyordu. Biraz aceleye biz geldi. Biz öleceğiz şimdi kokudan. Evet. Yani acele anlıyorum da işte soğan risklidir biraz. Ben de Zahra'nın tabağını al. Ne oldu? Bir şey yok mu mutfakta? Önlüğü sıkıştır. Evet, evet, yok düşmesin olsun diye pantoluma sıkıştırdım. Ne oldu Ayten Hanım? Bir şey yok. Sesinizi duyduk sanki. Gelini azarlamışsınız herhalde. Sesiniz buraya geldi. Biraz seri ol dedim sadece. Bence gelini deniştirin. Hayır, ben gelininden memnunum. Ya bizi yetiştirme... ağırlayamıyorsa... ne yapacaktı? Ya başka bir şey olsa, böyle bir 15 kişi olsa gelin yandı. Yandı, ha yandı. Yandı gelin. Desene kızım beni yapma, yani beni şey dememiş. Gelemem buraya, sen beceremezsin, yetiştiremezsin. Kıramadım ben, gelinimi kıramadım olsun. Bak, bir denedi en azından, bak, boşver. Deseydin kızım kendini de rezil etme, beni de yapma. Estağfurullah, yapma. Niye öyle söylüyorsun? Tabaklarımız alabilir miyim? Bir aksilik mi var Yeliz mutfakta? Her şey yolunda mı? Yolunda. İnşallah. Gelin kaynanaya heyecan sardı. Şey sonuna kadar beklersin. Her şey yolunda diyor hali. Ne? Her şey yolunda. Evet, her yeri, her şeyi niyetle bakar. Bence bugün tatlıyı unutun. Tabağınızı alabilir miyim? Efendim? Tatlıyı unutun. Niye tatlıyı unutun diyor, niye? Evet, yok çünkü ana yeme gelmedi, tatlıyı ne zaman olacak? Ama 10 dakika veriyorlar. Var ya, bugün var ya, ben öyle bir mutluyum ki. Niye? Niye mutluyum? Dün beni mahvettiler, gelinimi, yemeği mahvettiler. Bugün ben böyle bu manzaraya ya gidiyorum. Ya senin neyin vardı? Bir saç kavurman vardı, bir de ona zaten puan verdim ben. Allah'ım. Bir de şey... Böreğini beğendim. Şu anda kayınvalidemin onları oyalaması gerekiyor. Hani niye gelip de bana burada şey yapıyor, ben onu anlamadım.
Barış. Börek güzeldi. Konuş sen bir dakika sonra başka bir şey konuşursun. Konuş canım. Ben artık 3 gündür alıştım. Ben soğanı severim ben dedim. Ben 3 gündür seni severim. Konuşmana alıştım. Sen dinlemiyorsun herhalde beni bak. Ben balığı severim. 3 gündür artık alıştım. Bir, çünkü bir ama dakika sonra olmamış. Başka bir şey söyleyeceksin keşke ya. Keşke domates salatası yapsaydı. Alıştım. Mecbur soğuk koyacağım ama yapışmış bu da. Şimdi dünkü sorun bugün de var. Çok karıştırmamak lazım. Evet. Bugün de aynı hataya düşmüş gelinimiz. A, tabii ki tercih meselesi. Tercih meselesi Urfa sofralarını göstermek. Kız menüleri biliyorum ben göstermek. Urfa sofralarını çok biliyorum yani ben severim onları yemekli. Ama senin o olmamış. Soslar masada canım benim soslar efendim? Toplanmadı. Soslarımız toplanmadı. Yemeklerimiz gecikti. Allah'ım. İçeceklerimiz içecek isterdik içecek alalım. Görüyorsun Fatma Hanım. Öndeki manzarayı görüyorsun. Ya şu an biz tatlımızı yememiz gerekti. Var ya manzara gülüyor. Ne var manzarada? Tavuğunu şişe geçirmiş. He. Bembeyaz şeye... Erişte, patates. Keşli. Yani. Tek alkış çalıyor. Görünüm hiç güzel değil yani hiç uyum. Beğenmedin tek mi? Alkış çalıyor. Başka bir şey demiyor. Niye sen bayanın olmadığı yemeğe ne verdin altıya? Dün sana altı verdiğim için alkışlayabilirsin. Doğru. Evet. Haklısın. Bak evet. Ben size söyledim zamanı. Gördün mü? Fırının tepsisi patatesleri yapışmış da biraz o... Ha orada ona... vakit kaybı. Ben evet. De çatal bıçak rica edeceğim. Aynen öyle. Sizde de mi yok? Evet. Tavuğu da yeni kızartmış herhalde. Yeni mi kızarttın? Evet yeni kızarttım. Evet. Sıcak olsun diye. Siz mutfakta ne yaptınız? Ben bir şey soracağım. Mutfakta ne yaptınız ha gerçekten? Tavuğu. Ya fırını çok yapmıyorsunuz ama yetiştiremiyorsunuz. Bak ben size söyledim ama kızıyorsunuz. Bir de bıçak rica edeceğim. Bıçak getir içeri. Evet. 2,5 saatte ben bunları parmağımda oynatırım ya. Aslında geç kalmadım. Yemeklerim yetişti. Yani olduğu kadar hızlıyım. Biraz heyecanıma yenik düştüm. Masamı şey yapamadım. Çok kendini övme. Yani görüyorum. Ama sen evde hazırlıyorsun. Bir taraftan evi mutfağı topluyorum. O eve benzemiyor taraftan... Şenay'a. Niye? Benim eşim, benim eşim yemek seçiyor. Ben 3 çeşit yemek yapıyorum. Aferin. Ondan da sen kendine gibi bir gelini almışsın. Ya. Oyuna oynaya kimseyi bir gelin. Kimseyi beğenmiyorsunuz ama yarın göreceğiz bak, sizi. Benim eşim yemek seçiyor. Her yemeği yemiyor. Ben o yüzden 3 çeşit yemek yapmak zorundayım. Yemediği yemeği değil. Ayrı yapıyorum. Şey kendimize ayrı yapıyoruz. Hepimizinki yok da. Salatamızda pilavımızda. Şenay Hanım yarın havanı göreriz. Bıçak. Yarın o havanı göreriz canım benim. Zaten mutlaka vereceğiz çünkü kimse yetiştiremedi. Kimse de bir şıklık görmedim ben. Ali Hanım da yetişti, o da yetişti. Onların güzel benim masamdı. İçecek getir. Ki? Evet, salatanı getir. Bu akşam güzel benim masamdı. Masanız hiç güzel değildi. Kesinlikle gelin masanına laf söylemiştim. Masanız ağlıyor masanız. Ağlıyor muydu? Evet. Ay canım benim. Neyini ağlıyor? Bakın ağlayan masa burada. Aa. Evet, yani benimkini beğenmiyorsa bu hiçbir şey değil benim ya ben yanımda. Burada olacağım. Ben buraya masa bile getiririm ya. Masa bile getiririm masamı. Masa getirirsiniz. Evet. Hacet yok hanımefendi. Bizde ziyadesiyle büyük bir masa mesela var. Mesela yani diyorum. Güldüm bir tane böyle şişini tavuk şişe geçirmiş. Yumurtaya banmış getirmiş önümüze. Beyaz bir erişte. Hani yine hani erişteye bir şey demiyorum. Zaten erişte öyle gerekiyor beyaz şey. Ne yapsın? Koymuş getirmiş. Ya çok haksızlık yapıyorlar ya. Emek var burada, koşuşturmaca var. Herkes kendisi görecek, yaşayacak bunları. Evet, buyursunlar. Makarnanın içinde peynir mi var? Bu erişte mi? Keş var. Ne? Keş var. Keş. Keşi bilir misiniz Yosma teyze? Keş peynirini. Ha biliyorum. Ha ortadan olan, o çok güzel bir sütten yoğurttan olan peynir. Ha evet, biraz soyuk. Yok. Bunun erişte değil adı. Bunun biz makarna deriz. Elde kesme diğer makarna. Diğer yerde erişte. Ha. Erişte değil mi? Niye değil? Makarna diyor. Biz elde kesme makarna deriz buna. Bizim erişteyi yaparız ama erişteyi biraz daha kızardırız. Ha daha kızarmış. Daha kahverengi olanları da var evet. Farklı. Erişte bu. Bu makarna. Katlıkları renkten havuçlusu yapılır bunun ıspanaklı. Burada yumurta var. Patatesler de çok soğuk. Soğuk? Soğuk evet. Bu güzel. Bunu tavuğu beğendim. Bunu sıcak getirmiş yani kaya sıcak. Zaten yeni pişirmiş, yeni kızartmış. Sıcak. Tadı güzel mi? Tadı güzel. Tadı güzel. Peki. Patatesine soğuk diyorlar Yeliz. Evet, fırının. Salatalar çok soğuk. Salatalar da geç yani. Yeliz Hanım, içecek bir şey alır mıyız? Ne tamam. Olur. Ne içersiniz? Verirsen alırız. Getir hepsinden. Mevsim salatalarımız da geldi hanımlar. Ondan da tadalım. Ya ben her zaman söylüyorum. Kaç verdik? 5 verdik. Fatma Hanım'ın gelinine.
Evet, 5 verdi. Yemeklerini beğenmedi. Kim? Fatma Hanım'a verdi. Beğenmedim Ayşe Hanım'a. Değil, şeyini evet. Beğenmedim. İsim ne hitap edersek daha kolay anlarız. Hayır. Hayır, beğenmedin. Ana yemeği kalın dedim. Ama bak, tuzsuz şimdi dedim. Senin sorun buluyor yani diyor. Bak, masanı beğenmedim diyor. O da ona göre oy verir. Yapacak bir şey yok yani. Çok eleştiri aldım bugün. Sanmıyorum dereceye geçeceğimi. Siz beğendiniz mi? Masayı eleştiriyordunuz. Şimdi ben niye benim üstüme geldiniz? Ama yemekler var daha. Yemekleri bir... Yosma teyze, efendim? Salatadan da yedirin. Evet Aliye Hanım, buyurun siz de. Bu ben buna tak. Bu nasıl yemek, neydi? Yani neymiş? Ne yani? Neyle yapılmış? Onu evet. Limon, zeytinyağı marine ediyor. Böyle bir saat bekletti onun içinde. Ondan sonra şişe soktuk. Yumurtayı buladık. Sonra galetonu bulayıp kızarttı. Tavuk eti. Evet, tavuk eti ve yumurtayı buldu. Evet, galeta ununa buluyorsunuz ya, çıtır olsun diye. Bak, nasıl yapılıyor sana söyleyeyim mi? Söyleyin. Biraz yağ, yoğurt, biber, pul biber, karabiber. Karabiber koydu bir de. Onunla şey yapıyor, harmanlanıyor, bekletiyor. Sonra şişe geçirilip... İçecek ne alırsınız? İçecek soruyu görüyorum. Yumurtayla et birbirini mahvetmiş. Niye? Hani bu soslarla olmaz, söylediğim soslarla olur. Çünkü kokular birbirine, yumurta, et birbirini mahvetmiş. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Diğerleri? Ya patates, siz hani ne alırsınız? Patatesle bir şey demiyorum, patatesdir. Bir tuzluyorum, fırına atıyorum. Ona bir şey demiyorum. Olmuş mu peki, onu da değerli? Ya hani olmuş. Olmuş? Evet. Ona bir şey demiyorum. Buna zaten hiç ne koymuş, ne koymamış bilmiyorum. Ben güzel buldum. Tavuğu da güzel yapmış. Hı. Ben yani patatesleri de güzel yapmış. Erişte onu da beğendim. Salatayı da beğendim. Afiyet olsun. He. Hepsini beğendiniz. Beğendim ben. Zuhal Hanım, ben tavuk şişi beğendim ama limon tadı almadım. Nasıl koydunuz? Hiçbir tat yok yani, limon yani. Limon sosu demiştin değil mi menüde? Evet, limon, yarım su bardağı limon sıktım ben onu içine. İşte zeytin yağımız var içinde. Ondan sonra işte karabiberimiz, tuzumuz. Marina yaptınız yani, evet. Limon suyuna mı yaptınız? Evet, limon suyuna yaptım. Ama tadını alamadım yani, ekşilik hiç yok limon yani. Limon şeyini alamadık, ben de onu fark biraz limon ön plana çıkacak da kendini belli edecek. Ben... Erişte de normal, bildiğimiz bir erişte normal yani, çok soğuk da gelmiş, onu hiç beğenmedim. Yani patates de normal kızarttığımız evdeki patates. Bilmiyorum, ben tavuktan başka bir şey beğenmedim. Nasıl kızartacaktı patatesleri, söyle bakayım bana de sen. Bu patatesi daha nasıl kızartsın kadın tamam, yani? Tamam, kızarmış ama tuzlu olmuş. Güzel yapmış. Niye soğuk patates? Güzel olmuş bu. Güzel pişmiş ama patateslerimi ben erken pişirdiğim için. Erken pişirdiğim için. Öyle oldu. Hani yetiştiremem gibisine düşündüm. Erken pişirdim. Fırına atardım. Getirmedim. Fırın içindeydi zaten. Çıkartmadı. Fırının içine biraz atardım. Isıtırıp getirdim. İşte. Zor bir şey değil. O zaman diyecek fırırdı. Salata nasıl Fatma Hanım? Onu söylemediniz. Salata güzel. Normal. Yediğimiz salata. Salataya kalkıp bir şey diyemezsin. Salata güzel oldu. Iyi. Tam güzel. Şeyinde oldu. Ekşili, güzel olmuş şey, eline. Güzel. Sağlık olsun. Evet, afiyet olsun. Salata güzel. Ben de tavuğunu beğendim ama limonu gerçekten ben de aradım yani. Evet. Hani limon soslu deyince gerçi bayağı da koymuşsun ama niye acaba hissedilmiyor tadı? Bayağı koydu yani. Biraz herhalde bekledikçe şey yaptı. Çekti. Yani limonun baskın olması lazım. Evet. Limon sosu ya da üzerine ben dedim ben farklı bir limon sosu mu yapacak acaba? Limon soslu deyince marinesine koyduğunu limonu ben kendi ellerimle sıktığım için. Biraz bir dilim de yanına koyabilirdi hani yiyenler öyle. Ya da limon sosu deyince işte farklı bir sos ekstra evet, üzerine evet, gezdireceğin bir şey. Hani vardır ya limon soslu, mesela ben yerim, bizim orada çok sevdiğim bir restoranım vardır. Limon soslu mesela tavuk göğsü. Özel bir limonun içine birazcık böyle bir krema gibi hafif katıyorlar, karabiber, tuz. Ve o özel olarak mesela sos olarak geliyor, çok güzel oluyor mesela. Ne oldu Ayten Hanım? Yok bir şey. İç geçirdiniz mi? Ha, elleriniz acıyor. Yanması geçmedi daha. Elle acıyor. Eve gidince gelinin hali ayva. Gelin Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Hiçbir şey de yapma. Gelin Hanım. Geline neler neler diyecek. Hayır, hiçbir şey de demeyeceğim. Sen niye bizi perişan ettin? Hayır, hiçbir şey de demeyeceğim. Gelin Hanım, siz bunu devamlı evde yapıp yiyor musunuz? Ekşiliğini bile tadıyor musunuz? Yedik yani. Yediniz. İşte burada yarım su bardağı limon suyu sıktım. Bekledi ya hani, bir marine içinde bekliyor ya. Herhalde diyorum. Siz o ismi adı altında bir değişik bir yemek sundunuz ama öyle bir tat yok yani. Gerçekten yok. Allah'ım. Elinize sağlık. Ya siz benim yorumlarımıza niye gülüyorsunuz? Ayret bir şey ya. Alabilir miyim? Niye gülüyorsunuz? Gözüm sende yani. Gerçekten sinir oluyorum sana. Niye sinir oluyor ki? Sen benim tabağıma laf ettin ya. Ne var şimdi? Ben bunu tam alamadım. Bir şey, sen yemekten anlamıyorsun ama ya. Ama niye gülüyorsun ya? Neden gülüyorsun? Ben beğenir beğenmem. O benim fikrim. Hiç ne tuzları var, ne çorbanın bir şeysi var.
Allah Allah. Ya bir yorum be, sen bunu yorumluyorsun. Bir sen kendi yemeğine dön yani, eleştirirken. Niye güldünüz Şenay Hanım? Gerçekten. Güldüm yani gerçekten. Kendi yemeklerini sanki çok çok güzel yapmış da. Evet, çok güzel yapmış. Karşı takına da yani diyor, ben diyor beğenmedim. Fatma Hanım, kendini yorma. Yorma Şenay Hanım. Evet, benim de çok çok güzeldi. Evet, beğenmedin, savundum yemeğini. Tepsi geç. Senin yemeğini mi? Hayır, bu gelen yemeği. Bu gelen yemeği nasıl beğenmedi? Beğendim dedi. Ben beğendim ki dedim. Bu ne dedim yani, geç geldi diye. Bu bak, ne daha dedim. Soslar duruyor. Ben bakar daha mısın? Yemeği tatmamışım ki. Fatma Hanım. Şenay'a bak, hanıma bakma bir böyle. Bak, ben yemeği tatmamışım. Ben evet. Nasıl cevabını vereceğim? Yani, ama sen dedin ki sen kim bir görüşte bir bakışta yemeği tatmamışım. Ama soğan şeyin yanında olmamış dedim. Doğru. Siz beni dinlemiyorsunuz herhalde. O şey dedim, şeyi dinlemiyorsunuz. Seni dinlemek zorundan yok. Dinleyeceğim. Ben seni dinliyorsam seni zaten beni dinleyeceğim. Ama sen her zaman değilsen bak, ki siz yemekten anlamıyorsunuz. Ben nasıl duyuyorsam size niye dinliyorsam siz de beni dinleyeceksiniz. Biz 70 senedir bu kadın neyi yorumluyor diyor. Evet. Ben soğanı dedim. Soğan bunun yanına olmaz. Bak. Olma hap. Tamam dedi, olmaz ama beğendin değil mi? Ama tadı tuzu güzeldi. Bak ne yapsın, tabağını doldurdu. Önce soğanla beğendiniz. Sonra tabağını doldurdu. Soğan çok güzel o, güzel demiş dediniz. Sonra da güzel değil dediniz. Ben hiç balığın bir şey dediğinizin farkında değilsin. Ay balığın yanında hayır, gider bu severim dedim, soğan dedi. Dedim ama siz dinlemiyorsunuz ki. Soğanı severim dedi, soğan olmuş ben dedi. Ben severim dedim, tamam. Tamam. Balığın yanında gider dedim teyzeciğim, dinlemiyorsunuz ki. Sonradan evet. Dedin bak ilkinki gel işte dedin ki soğan, biz dedik soğan koktu. Sen de dedin ki ben severim. Pastamı alıp içeride göstermek istiyorum. Dedim ki soğanı doğramış koymuş tabağa dolsun diye. Ne yapsın? Dünkü gibi siz çikolateler bak, mi vardı? Bir şey söyleyeyim mi? Semsekler mi vardı beni dinlerken dolduracağım? Lütfen böyle başka yere çene yatış şey etmeyin. Bak, çünkü bak. Anlamıyorsunuz gerçekten. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen anlamıyorsun. Gerçi hayır hiç ha, anlamıyorsunuz. Sen çok anlıyorsun. Ben diyorum ki soğan balığın yanına yakışır ama diyor. Ama bak hepimiz mi yanlış duyuyoruz? Ben mi yanlış duyuyorum? Yani sen ama yanlış, sen kendin uyduruyorsun size. Zaten. Hemen ben mi uyduruyorum? Bir şey atıyorsun. He. Herkes de inanıyor. Çünkü herkes dinlemiyor beni. Herkesin kulağı beni. Yok mu burada? Yalnız benim kulağım mı var Şenay Hanım? Yapmayın senin ya. Gözlerin bende de onda. Seninki evet. De bende. Kulağım bende. Çünkü inadı ne yapıyorsun bana? Evet. Seninki hiçbir şey ya. Olmamış. Hiç güzel değildi. Üçü verdin. Ben güzel demedim. Kaşıktan başladın. Peçeteden başladın. Valla ben Şenay Hanım'ın bir de nişanlı biliyorsunuz gelin adayı var. Çok merak ediyorum gerçekten gelinizin menüsünü, sofrasını. Açıkçası beklentim çok yüksek. Bu hafta en çok sizin gelinizden evet, beklentim yüksek. Sofrasını lezzetli olması önemli. Bana, aa, tabii, bunu siz mi söylüyorsunuz? Çatal evet. Bıçağı değerlendiren hanımefendi şimdi lezzet mi önemli diyor? Zaten çatal bıçak aa, olması ben gerek. Şok. Görürüz. Ben de şok. Bir bakarız çatal biraz da burada. Çatal zaten olması gerek. Nasıl yiyeceksin yani? Öyle bir şey mi olur? Ben mesela ona verdim puan. Şenay verdim puan. Sen yemeklerini Şenay konuş hanım. Sizin senin gelini böyle yemekleri oyuna oyuna getirip Urfa'nın gidecek. Urfa'nın yemekleri çok böyle, meşhurdur böyle ama oyuna siz oyuna getirip getirecek. Urfa'nın yemeğini. Çiğ çünkü dediniz dün de gelin böyle dur şöyle. Anne kötü bir şey geldi. Bu da pasta. Üstü bir cisim yaklaşıyor. Dur. Allah. Bu da pastam üstüne süslemeler yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Çocuğu bu sen niye bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Getir bakalım. Bu çilek. Geliyor önümüze. Puding. Gel bakayım bakalım yakıştı. Senin başına koyma. Tabakları kesip bir tadına yapacak. Bakıp geçeriz. Boş. Zaten vakit geçti. Nasıl ya süsleme yapacağım diyor. Süslem. Pasta bu. Pasta. Yok, tek çilek koyacak üstüne. Hayır hayır. Puding. Süsleme yapacağım ben yapmayayım. Pasta değil puding. Çilekli puding var üstünde değil mi? Puding. Onu da görürüz, onu da görürüz da. Çilek koyacağım, yeşil fıstık sereceğim üstüne. Evet yarın bizde. Valla ben artık onu da yiysem sushi'ye dua edeceğim. Çok merak dedim. Ediyorum. Menü. Onu tadımla varsam ya, böyle menü, şu sushi'ye dua edeceğim. Bakın Şenay Hanım dedi ki gelinler çok hareketli olmalı. Böyle fıkır fıkır enerjik göreceğiz, olmalı. Göreceğiz. Kapıda karşılaması, çatallar çizik olmamalı. Menüler bu değil. Siz bilmiyorsunuz. Yemek evet. Bu olmaz. Bizim gelinleri çatallar dansa çizik ona bir şey diyemez. Gelini oynamadan onu bırakmam. İlle oynayacak burada. Bizim gelinimiz oynatacağım onu. Kimi? Gelinini. Senin gelinini oynat. Sen biraz benim gelimi oynatamazsın. Biraz elinde mendille getirsin oynasın. Ay ben senin gelini oynattım mı? Unutursam ben çabuk. Ağırdı gelinin. Bak. Aa, çanta. Çanta. Beraber bir alan çekeriz artık. He, şuradan kapıda. Ben şey mendil yok, getireyim mi? Mendil getireyim ya. Mi? Unutursun diye mendil çantama yok, katayım. Yok biz almayalım. Siz oynayın. Getireyim. Hayır biz. Ama sen onları seviyorum. Sen çantama dedin koyacağım benim ki, gelinim şıkır şıkır oynaya geleceğim. Dur bakayım bir şey konuşuyorlar. Efendim?
Ne dedin Yasemin? Benim gelinim şıkır şıkır çok şöyle dedi. Evet, oynamalı olacak dedi. Ona mendil getireceğim işte. Oynasın. Benim gelin biraz dedim hareketli dedim. Ne güzel. Şıkır şıkır böyle böyle dedi. Evet. Şıkır şıkır tabii. Evet tamam işte. Onun arkasında sizin gelinler ayakta uyuyordu ya. Hayır, işte uykusu dedi. Mu geldi bu gelinlerin? Aa, ben işte benim gelin benle beyaz topuklarla yürüdü gitti geldi servis yaptı. Niye o kadar topuklu ayakkabı keyif? Bir görürsünüz. Gelinler ayakta uyuyorlar. Bir geline zaten zorla sofra söylesin. Öyle ittire ittire yaptın mı o gelinden hayır gelmez. Bardaklar, ayranlar. Siz bana laf yetiştireceğinize evet. Bak yorum yapın. Pastaya yapın. Bakamadım böyle. Bak, sen de benim et peçeteyi tuttun niye öyle? Görmeyeyim diye. Niye? Evet. Aşk olsun. Neyini görmeyeceksin? E tamam niye getiriyor süslüyor? Süslesin getirsin biz görelim. Niye getiriyor önümüze? Biz de çiğ köftelerini bu ortaya koyarsak yoğuruyoruz size gösterelim diyecektim. Bir de yeşillik, birisi yeşillik koyardı, birisi de buz katardı. Yardımcı arıyorsan. Ben ne dedim, ortaya acaba hepimiz çatalla saldıracak mıyız? Öyle sandım. Keşke göstermeseydi ya. Vallahi ben korku, peçeteyi mecbur böyle yaptım. Bu ne dedi, acaba masaya çiçeği kaldırıp onu mu yendirecek dedi. O öyle yok sandım. Artık abartmayın. Gelin pastayı getirdi, süslememişti. Süsleyip getireydi daha güzel yorum alırdı. Ali Hanım haklıydı görmemekte çünkü olmamıştı da zaten kendi de biliyordu hiç süsleydi bir görünüm olarak en azından. Ben şaşırdım o tabak şeyle cam şeyle geldi önümüze acaba dedim hani çiçeği kaldırıp onu mu yenirecek? Kocaman bir şey getirdi gösterdi üstüne süslememiş bir şey yapmam ben artık peçete aldım görmeyeyim diye artık bunu da görmeyeyim. Pasta değildi ki o neydi yani? Yani böyle yaptı. Senin de çiğ köfteni de böyle yaptılar ama beğenmediler. En azından kızcağız yazık getirmiş, göstermiş. Tamam yanlış. Hani masaya getirip göstermek çok yanlış. Ama o anda herhalde o da heyecana mı geldi bilmiyorum. Kaynanası ona içeride bağırdı diye acaba o gaza mı geldi ne geldi? Getirmiş. Ona da güleceğim gülemiyorum. Ya, üzüldüm yani geline de üzüldüm ya. Geldi, evet işte geldi süslenmiş pastamız. Allah. Heh, sağ ol canım. Yalnız kalıbım küçük geldi. Ne küçük geldi? Yo büyük geldi. Kalıp küçük geldi. Ha kalıp küçük geldi. Cam kaba yapıyor. Ondan benim dilimim yan yatmış. Kalın ne olmuş? Bak kesimi yanmış. Siz de gelininizi savunmuyorsunuz. Elim bana diyorsunuz Fatma'yı savunacak neyi? Bir şey yok ki savunsun. Boyunu büktü, boyunu büktü. Neyi savunacak? Bardaklarımı savunacak daha buradalar. Neyi savunacak? Yaz. Ben biliyorum nasıl ben nasıl savunacağımı biliyorum. İki günümüz daha var. Merak etme sen. Bir de şey. İki günümüz daha var. Bir de canı yanıyor, eli kesildi. Neyi savunacaksın? İki günümüz daha var. Merak etme, ben seni çok bağırtacağım. Ben şimdi susuyorum. Onun işi bitti. Buyurun. Onun işi bitti, konuşuyor. Bak iki tane daha yarışmacı var. Ben seni çok bağırtacağım. Ben senin yemeklerini çirkin demedim. Ben size bir şey demedim. Ha, İki yarışmacımız daha var. Yine daha ben şey yapmadım. Ben seni bağırtacağım. Dişli böyle kaynanalar isterdim karşımda ya. Değiller mi? Maşallah. Nasıllar? Ya böyle gibi böyle bir böyle olsunlar ya, mı? Dişli olun yani bana karşı dişli olun yani. Zorlu rakip isterdiniz. Evet. İşte sizin diyorlarınız dişi kesmemiş. Ben size dişliyim ama siz ağzınızı açmıyorsunuz. Dişemiyoruz o Halil Hanım ona yani, bak. Bir gözler, bak, çünkü ben dedim gözlerim konuşuyor. Hadi bir dakika bir gözleriyle konuşun. Eşiyle de gözüyle konuşuyor şu. Bakayım. Bana dişlenme. Oraya konuş gözünden. Dişlendir. Dur bir bekle. Bak bir dinle bak, gözlere bak. Bir yine böyle gittin geldin. Nasıl kaynana istiyorsun? Kaynana dedi. Ya beni ben boş konuşmazsın. Size. Bak bir dakika. Boş konuşma. Konuştuğu zaman hastalığı konuşma yerini bulacak. Ben kendi iki gelin kaynanasıyım. Ben konuştuğum zaman onlar anlıyor ne konuştuğumu, ne dediğimi. Gözlerim de içine bakıp anlıyor. O senin gelinin, onlar senin ilgilen. Git kızım getir mutfağa bunu yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir saat sonra da kızım gel kocama. Hayır öyle değil. Valla ben gelinime kaynanalık yapmıyorum. Kızım bunu yanlış yaptın dediğin zaman o bilecek, o aklında duracak. Kadın çok sakin kayınvalide sessiz kaldı. İlla ki yetiştirmedin mi herkes ele olur yani insan üzülür. Burada sessiz kaldı ama mutfakta da bak gelinin başını yedi. Bir bağırtı geldi ama niye geciktin mi dedi, ne yapıştan mı dedi, bir şeyler dedi. Bak gitti geline burada şey olmuş geline gidip bağırıyor. Şey terbiye burada geline verecek. Evde ver ki gelin burada güzel iş ya çıkarsın. Sen burada mı vereceksin iş işten geçtikten sonra?
Evet, pastalarımızı da yiyelim. Hadi buyurun herkes yesin. Ben şey, gelin buraya değilim tatlı ama. Çatalı, tatlı. Ben gelin değilim. Ben burada şey değilim yani. Sen dedin ki karşımda şey rakip istiyorum. Nasıl? Evet yok rakibi hayır. Yok ya. Oo, bak nasıl inanmıyorum. Rakibi yok. Rakibi yok. Nasıl rakibi yok? Ama ben söyledikten sonra deliriyorlar onlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben nasıl bir kaynanayım? Hepsi de biliyorlar. Ben... Tamam, her şey bitti. Kayınvalidelerimizin dişli olup olmadığına hayır. Geldi. Ben kayınvalide olarak sormuyorum. Aynen. Ben kendime rakip... Ya ben yani size... ben karşımda diyor benim gibi diyor kayınvalide isterdim. Nasıl diyor. Rakip görmüyorsun? Boş konuşsun nasıl hayır. Bir... Ya ben hayır, sana, hoş ben geldin. Sizden küçüğüm ama sizi göremiyorum sen yani. Sen kaç yaşındasın canım? 46 yaşındayım ben. Ha? Ben de 46. Nasıl benden küçük oluyor? Ne bileyim ben seni büyük gördüm. Beni. Aa! Beni böyle bir bayanı küçük mü gördün? Vallahi büyük gördüm. Şey hani cebim yok mu? Gel cebime gir. Var var varmış ya farkına var mı? Varmış. Cevap veremedikleri için önceden versene bana cevabını. Dişli kaynana yok yok yani. Ben gaz veriyorum. Yani gaz desem ben söylüyorum. Ondan sonra bana cevabını veriyorlar. Şenay Hanım yorumları çok farklı. Ona inanamıyoruz anne. Her kelimesinin neler çıkacağını diye merakla bekliyoruz yani. Hiç farklı bir kadın. Yorumları da farklı, damak tadı da farklı, puanlaması da farklı, millete bakış açısı çok farklı ve söylediğinin arkasında değil. Evet Fatma Hanım. Buyurun. Ben beğenemedim. Hamur olmuş içi. Pudingi herhalde hazır değil mi? Puding evet. Hazır mı? Evet. Ben beğenemedim. Kalıbım biraz daha küçük geldiği için. Öyle pişirdi pudingini. Evet. Pişirdi yani hazır. Ama hazır puding yani kendi evet, yapmadı. Evet. Tamam belli zaten. Hamur olmuş. Olmadı diyor. Yosma teyze ne diyor? Evet ben de çok kalın olmuş içi hamur çok yumuşak. Kalın hamur yumuşak. Sütten ezildiği için yumuşak ama süt döküldüğü için. Tamam sütü de alıyorum. Süt kokusunu da aldım ama ben de beğenemedim. Beğenemedim. Evet. Çok yumuşak. Aliye Hanım? Mendilimde belli değil miydi? Yapmayın lütfen. Söyleyin bize, eleştirin. Söyleyeyim. Tabii. Yani hani fazla değil, orta. Ne o kadar güzel de kötü de değil. Ya güzel değil ya kötü değil. Ya yani. Ben birin öyle hayır. Orta değil mi? Hayır, orta diye yani de... puan gelir mi gelmez mi? Biz hayır, onu merak kötü ediyoruz. Kötü de diyemiyorum. Çok şey nasıl dedi. Puanlayacaksınız tatlıyı ben merak ettim. 0.5 mi vereceksiniz? Anlamadım ki Şenay Hanım buyurun. Ya pasta güzel olmuş. Biraz çok biraz kalın olmuş. Evet kalın. İşte kalıbın dar geldiği için. Biraz kalın olmuş. Birazcık şöyle de yapsaydın çok güzel olacaktı. Gerçekten güzel şimdi olacaktı. Şimdi ben gördüm cam kapta getirdin. Şimdi ona malzemeyi az dökersen daha az kabarır. Çok dökersen daha çok kabarır. Heh. Yani bu çok basit evet. Bir şey. Yani hani kalın geldi dedin baktın cam kabın büyüklüğüne aslında gördün malzemeleri dökmedi. De o kadar baktın çok fazla. Baktın o kadar senin hayalindeki gibi bir kalıp değil. Daha az dökseydin. Kekinin malzemesini olmaz malzemesi mıydı? Malzemesi az zaten. Azalttı ama yüklemek dengeliyemiyor. Nasıl bu kadar büyük kalın oldu? Kalıba cam kaplar fazla gelmiş. Keşke getirseydin. Tamam çırpıyorsun ya önce malzeme. Döküyorsun ya cam kaba pişirmeyi. 4 yumurta kırmıştım içine. Tamam az dökseydin malzemeyi. Evet bu kadar. Daha az pişirseydin anlatabildim mi? Diye. Yani mesela kek malzemesini az döküyorsun. Evet evet. Döküyorsun da. Baktın ki kalıp taşıyacak veya bu tahmin etmen lazım. Pişince kabaracak yani mı bu? Yani o şeyde onu tahmin edemedim. Edemedim. İnce olsaydı daha güzel olurdu. Hani böyle niye hamur daha olmaz. Önce söylemedin? Ben söyleyince söylüyorsun. Ben seni sen dinlemedim beğenmedin bile. Beğenmedin dedin. Evet beğenmedim. Ben yani kalın niye olmuş demedin, ince kızım? Olsaydı daha çok. Yani kalın oldu birazcık. Ben senin yorumunu bile duymadım. Sen ben de duymadım. Bak, duymuyorsun işte ben size diyorum beni dinleyin. Çünkü daha söylemediniz. Söylemedin niye bizi eğitirsen bizi dinleyin diye duruyorsan. Sana demiyorum teyze de. Sırasına gelmedi sorulmadı. Sen niye yolda yatılıyorsun? Sordu biraz... Zuhal Hanım sordu bana. Değişik oldu. Şenay yani kendi ön plana çıkarıyor hayır, ya. Hayır Zuhal Hanım yanlış sordu. Mı söyledi? Nasıl buldunuz pastayı? Ya biraz kalın oldu. Ben severim. Pasta severim ben. Ha beni dinlemiyorsunuz diyorsunuz ama daha yeni söylüyorsunuz pastayla evet. ilgili. Ben hanımefendiye dedim kalın oldu dedim. Evet, evet kendi kendine konuşmuş. Hayır sor. Evet, kendi dedi. Kendine konuşmuş. Zuhal Hanım bana soru söylerken nasıl oldu Şenay Hanım deyince duyamadık ben de. Duyamadık biz. Az ne daha önce söylemedi? Artık puanlamaya geçmemiz lazım. Eline emeğine sağlık diyelim ve bunu yapalım çok aramadayız. Yemeklerime bir sürü eleştiri geldi. Artık onlara kalmış bir şey. Ya 7'yi veremezler de 6-5. İnşallah haksızlık yapmazlar. Altın gününü oynuyoruz biz Suhal Hanım. Aynen. Altın günü. Nasıl ya? Bana öyle geldi. Bana altın getirmedi, çeyrek getirdi. İçimden bu geldi Suala. Aynen öyle. Benimden de içimden ne gelir acaba? Evet
Evet, haftanın ortasında bugün de Yeliz yarıştı ve şimdi siz ona puan vereceksiniz. Buyursun hanımlar, tahtalarınıza yazınız lütfen onun için düşündüğünüz puanı. Eksik yoktu menüde, tekrar hatırlatayım. 3'ten başlayacaksınız. 2 gündür verdiğiniz puanları veremezsiniz. Dolayısıyla lütfen yine düşünerek, ölçerek, biçerek, tartarak, beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemekleri tekrar bir hatırlayarak puanlarınızı yazınız. Şenay'ın da yazdığına göre herkes tamam gibi. Değiştirmek isteyen var mı puanını? Herkes tamam mı? Yok. Eminsiniz. O zaman Yosma teyzenin puanıyla başlayacağız bugünkü açık oylamaya. En düşük kaç bekliyorsun Yeliz'ciğim? Valla en düşük ya 4. O kadar düşük bekliyor musun? Ya 5. Yani niye bu kadar beklentilerin düşük? Yani aslında yemeklerimi yetiştirdim. Tatları evet. Da güzeldi. Pastam evet. Da biraz kalın olduğu için hani biraz şey oldu. Biraz da iyi sürdüğünü çekti. Ondan sonra işte biraz da kalıbım azizliğimi. Bir de işte keşke o zaman hani hamurumu bölüp de içine koysaydım. Tabii yani olur, en düşük yani ya 5 ya 4 ya 6 yani. Evet, bakalım. Buyurun göreyim puanınızı Yosma teyze. Benim puanım 3 sanırım. Ama. Neden 3? Neden 3 canım benim? Ne, 3'ün neden olduğunu bilmiyorum. Yemeğinde eksikliğin yoktu ama bir tek çorbanın tavuğu beğendim. Çorba ile tavuk bir tanesi ana yemek. En azından 5 verseydin. 5'im gitti. Yok mu 5'in? Yok, var mıydı 5'im? 5'im vardı. Vardı tabii 5'im. 5'im gitti ama. 5 mi verdi size? Beş, hayır, sen 6 verdin. 6 verdi size. 6 kullandı. 6 verdiniz. Dün 4 verdiniz. 5'i bayan vermişti ona. Evet, 5. Senin 5'in duruyor mu? Ben zannettim 5'im gitti Zuhal Hanımcığım. Bak şimdi ya. Oldu mu ya? Hani oldu güzel yani ama sofrası eksikti, kaşık açıydı, gitti, gez geldi. Ama 2 yemek beğenmişsin. Tamam, 2 yemeği beğendim, 3 verdim. 5 verseydin o zaman. 3 hiçbir şey olmayan masalara veriliyor. Hiçbir şey olmayan. Dünyanlar bugün 5 verseydim Aliye Hanım'a haksızlık etmiş olurdum. Aliye Hanım'a haksızlık yaptın zaten. İşte buraya da haksızlık oldu. Hem de çok yaptın. Valla haksızlık hiç olmuyor. Birbirinizi takip ediyoruz. O ona 6 verdiyse ona 6 veriyor. Şey oynuyor. Hayır hayır. Yok, hele... Oyun için değil de haksızlık yaptın. Zaten yok, şimdi 5'i vermiş olsaydım sana haksızlık etmiş olurdum. Şey, çünkü benim masada... Bir eksik yoktu ki. Bir peçete eksik. Düne de 4 vermişti değil mi? Evet. Giderek düşüyor senin puanlar. Ne oluyor Yosma teyze? Benim bir masada bir peçete eksikti. Başka bir şey eksik değildi. Peki. O peçete eksik. Tekrar oraya dönmeyelim. Vallahi giderek ben hiç mutlu değilim senin puanlarından Yosma teyze. Yazık yani bu kadar düşük. 4, 3. Hayırlısı olsun. Çok hayırlara. Eksiğimiz olursa siz de kırarsınız. Altın günü. Altın günü mü? Evet, yapıyoruz. Bana öyle geldi. Nasıl ya? Kadınlar günü, altın günü yapıyoruz. O nasıl bir şey? Nereden çıktı? Biz görmedik altın. Hani geldi mi? Hayır, altın? Teyze kalkmış. Ha, verdiğinizi mi alıyorsunuz? Evet. Altın günü altın getirir, altın alırsın ya. Ha, burada da onu veriyorsun. Aynen, ben onu takip etmiyorum. Ben de yemeklere veriyorum. Şenay Hanım, ben daha kimseden bir şey almadım. Bak, altın günü yapar. Biliyor musun? Altın günü yapıyor. Onu altı verdi, sen onu altın veriyor. Şenay, bir bakar mısın? Şimdi benim açıldığı o zaman görürsün. Hani altın günü değil. Peki. Hani aynı. Fatma Hanım'ın puanıyla devam edeceğiz. Evet, buyurun Fatma Hanım. Görelim puanınızı ve söyleyin lütfen. 4. Niye de altın getirmedi, çeyrek getirdi. Çünkü neden? Kaç vermiştin? Ben 5 vermiştim. Ya beş işte ben bunu benim masamda eksik yoktu. Ayten Hanım gerçekten. 4 çok az olmadı mı ya? Menü de çok eksikti. Yorum yok. Menüde ben eksik dediklerim yok, vardı. Ya menü eksik yoktu ama masa tamam değildi. Bütün servisler gecikti. Üstünü giymemişti. Üstünü giymemişti. Canımız sağ olsun, ne diyeyim artık. Aliye Hanım'a geçti sıra. Onca yorumu yaptıktan sonra iyi not zaten beklemiyorum da. Aliye Hanım'dan. Tabii. Valla ben de pek beklemiyorum. Belli olmaz. Orası da öyle de. Ummadığın taş başlara da. Evet, aynı öyle. Aynen öyle. Buyurun göreyim puanınızı. 5. İyi. Yani, İyiyim artık. İyi. 3'e 4'e göre en azından bir tık. Beni utandırdı. Estağfurullah. Aliye Hanım beni utandırdı yani. Değil mi? O yorumlardan daha mı düşük bekliyordunuz? Hayır. Evet, gerçekten. Ben tek üçü çorbayı... ondan bekliyordum aslında. Ama... Gerçekten onca yorumu yaptı, beğenmedi. 6'yı ona verdin, 3'ünün sonundan bekliyorsun. Ben ama 6'yı verdim. Hak ettiği için verdim. Yedim bir şeyi. Teyzem almış tiyoları gelininden.
Yok yok. Hadi hadi sen hiç altıyı verdin. Kesin senin gelinin kızdı. Ben mas. Ondan sonra yok, senin yokuş aşağı inmeye başladı puanlar. İnan ki yok. Yo, ben bilirim bu kayınvalideleri. Diğerlerinizi biliyorum hepinizin. Bil. Ben 3 yıldır sizlerleyim. Gelinim de kızlarım da hak eden hak ettiği notu ver dedi. Kazanmak için gidiyorum deme dedi. Bir eğlence, bir macera olacak size dedi. Evet, ben de öyle hak geldim. Hak ediyorsa zaten dedi, kazanır dedi. Ama hak edenin hakkını da yeme dedi. Tabii, bravo. Doğru. Ne ben güzel demiş. Gerçekten ben gelinimi oynasaydım ne ona 5 verirdim ne size 6 verirdim yani. Evet, harcadım bakalım Şenay Hanım'dan kaç puan gelecek? Bugünün son puanı olacak. Buyurun Şenay Hanım. Kaç o? X mi verdiniz? Şerden ne söylüyor? 7 verdim. 4 o 4 döndür döndür. Çok 7 bak. Böyle tersiye de olmaz. 7 böyle olur. E tamam öyle yaptım oğlum. Hayır 7 böyle olur. Görmesinler diyemem ben. Hayır. 7 değil o 4. 4 kabul etmiyorum 4. Hayır 7 verdim ya. Siz nereden biliyorsunuz? Kabul etmiyorum. 7 diyor kadın. O biliyor ki o cuma günü yarışacak ona verir diye öyle yaptı. Şimdi bakın 7 diyor beyanı. Yani hangi böyle bakış açısından değerlendirdiniz? Hayır böyle dik tutuyor. Şimdi yani 7 böyle değil. 7 böyle olur. 4 de değil. Yok hayır, yok yok. Yok. Teyzeye acıdım da ben ondan 7 verdim diye değil. O 4. Ağızdan çıkan senettir evet bizde. Şimdi bakın. Ama ben açtım da 7 dedim yani. Ne? 7 de beyan ettiği rakam 7. Sonra şey yaptın sonra açtın. Ben gördüm. Hanımefendi siz 7 diyorsunuz değil mi Şeref? Evet 7 diyorum. Beyanı da 7. 7 puan. Niye yalan söyleyeyim ya? Tebrik ederim güzel puan. Sağ ol. Şimdiye kadarki en yüksek puanı gördük. Tebrik ederim. Cuma günü tekrar bir araya geleceğiz. Yani 7 puanı görmemiştik. Ondan bahsediyorum. 7 dediği için 7'dir. Yani başka diyecek bir şey yok zaten. Yarın herhalde siz geliyorsunuz. Evet. Evet çok merakla bekleyeceğim bir gün olacak evet gerçekten. Ya 7 verdim yani. Eminim. 4 versem 4 peki, verdim. Peki 7 verdiniz. Ben. Çünkü o için. Hadi iyi akşamlar hanımlar. Evet. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.